Evet sevgili spor izlim izleyenleri, bayağı biz sizlerle buluşamadık. Araya maçlar girdi, farklı şeyler girdi, hava soğukluğu girdi derken tekrar buluştuk. Hava güzel, takımlar güzel. Ziraat Kupası'ndaki istikamet de güzel. Nereden bakarsanız bakın, bugün çok güzel bir program sizleri bekliyor. Ve koltuklarınıza şöyle yaslanın. Derin bir, hatta eşinize de söyleyin ki güzel bir çay demlesin size. Ve çayınızı yudumlarken bizi izleyin diyor. Çünkü biz de çay içiyoruz. Çayımızı da sağ olsun Aydın kardeşim çok iyi demlemiş. Bana gelmeden önce özel ne zaman demleyeyim dedi. Senin geleceğin zamanı tutayım dedi. Ve gerçekten de ben geldim. Çayın kokusu kapının, bahçe kapısının içinden girerken burcu burcu stüdyoya kadar geldi. Evet. Sevgili izleyenler, gerçekten Akhisar yakasını Galatasaray'dan bir türlü kurtaramıyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi anlatacağım size onu. Ama tabii bu arada sevgili Metin Gönül'e bir hoş geldin diyeyim. Ondan sonra tekrar döneyim. Size neler konuşacağız programla ilgili onları anlatma fırsatı bulacağım. Sayın Gönül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi. Yani arada bir kaybolup geliyoruz. Yani böyle daha iyi. Ama uyduya kadar böyle yapalım. Yapalım bence de. Yapalım ki uyduda çıktığımız tepsiyle olsun yani. Sevgili izleyenler, evet. Neden söylüyorum? Süper Lig'de gerçekten önemli bir takımımız var. Akhisar Belediyespor, Cihat Aslan'la birlikte yoluna ikinci devrede devam ediyor. Ve istikrarlı adımlarla gidiyor. Gerçekten Ziraat Kupası'nda son anda Karşıyaka deplasmanında rövanşı aldı Akhisar Belediyespor. Ve 2-0'la geçmişti Karşıyaka'yı. Kendi evinde de 2-0 kaybetmişti maçı. Ve böylelikle Ziraat Kupası'nda çeyrek finale kalma hakkını elde etmişti. Evet, iki Galatasaray maçı oynadı. Birincisi İstanbul'da, Arena'da, Türk Telekom Arena'da 2-1 yenildi. Sonrasında Manisa'da oynadı rövanş maçını, Ziraat Kupası maçını. Orada da 1-1 berabere kaldı. Kendisini Ziraat Kupası'na, yani çeyrek finale taşıyan umudu yeşertti. Dediğim gibi Karşıyaka deplasmanında bunu pekiştirerek kendi adını Akhisar Belediyesi olarak çeyrek finale yazdırmayı başardı. Evet, ne oldu bundan sonra? Takımlar eşleşti bugün itibariyle. Yine Akhisar Belediyespor'un belalısı, bir türlü üzerinden atamadığı Galatasaray'la eşleşti. İlk maç burada oynanacak. Yani 9-10-11 Şubat tarihlerini kapsayacak maçların süreci. Ve Akhisar Belediyesi burada oynayacak ve onun öncesinde 7. sırada bulunuyor Akhisar Belediyespor Lig'de. Lige kötü başladı. Torku Konya, Aykut Kocaman ekibi geldi ki 2-0'la mağlup oldu Akhisar Belediyespor. Ve Cihat Aslan, oldukça umutluyum ama kötü futbol oynadık, rüzgarı değerlendiremedik dedi. Ve Aykut Kocaman ekibi de sahanın çok ağır zeminini eleştirdi. Gerçekten bu sahada biz hava koşullarına rağmen galip geldiysek mucizeyi biz yarattık dedi. Ve 3 puanla buradan ayrılmasını bildi. Ve Akhisar Belediyesi Mersin deplasmanına gitti. Mersin deplasmanında yorgun argın ve berabere kaldı ki Mersin artık ligde çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Ve bu hafta bir ara verdi biliyorsunuz lig. Akhisar Belediyespor pazar günü saat gündüz maçı olacak 15'te. Karadeniz ekibi Trabzonspor'u ağırlayacak ki Trabzonspor'u sürekli yenen bir Akhisar Belediyesi var. Ve hemen onun sonunda Ziraat Kupası için yine aynı sahaya, 19 Mayıs Stadyumu'na çıkacak. Ve orada da Galatasaray'la Ziraat Kupası'nı oynayacak. Evet, Manisa Spor'a geldiğimizde Manisa Spor'da evet istim üzerinde gidiyor. O da İnegöl Spor'a yenildi. Ve 3-0'lık mağlubiyetten sonra ilerledi, 4-3'e kadar gitti. Ve İnegöl Spor buradan elinin değmesiyle 3 puanı aldı. Dosdoğru yoluna devam etti. Ve ondan sonra Manisa Spor deplasmana gitti. Deplasmanda galip geldi. Ve 3 puanla döndü deplasmandan.
Evet, bu hafta da Mersin İdman Yurdu ile oynayacak. Mersin Tarf İdman Yurdu ile oynayacak. Ve bakalım orada ne olacak? Lider Manisaspor biliyorsunuz. Kırmızı grupta mücadele ediyor. Oldukça da şey, rakibinin Ankara Gücü'nün 3 puan silinmesine rağmen, madem 3 puan silindi rakibimin, ben de orada olacak biraz sırtımı arkama yaslayayım, futbolcularım larç olsun dedi. Ondan İnegöl yenilmişti. Sonradan bu üzerindeki bıtkınlığı, bezginliği atarak deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Evet, Manisaspor'u konuşacağız. Ondan sonra tabii takımlarımız PTT Ligi'nde yok, siz de biliyorsunuz. Daha sonrasında 3. Lig'de ekiplerimiz var. Birisi Manisa Büyükşehir ki ikinci devrede vizyonunu çok yüksek tutarak çok ciddi transferler yaptı. Ben demiştim, Levent Yarış'ın gelmesiyle birlikte bu takım, yani bu teknik adam birçok futbolcuyu gönderir, yerine de birçok futbolcu alır demişti ve öyle oldu. Bunu benim söylemlerim, benim denklemlerime ters düşmedi. Ben normal karşıladım. Benim için olağan bir süreç oldu. Ve o da şu anda istim üzerinde gidiyor. Ve liderler arasında 11 puanlık fark ama önemli bir fark değil bence. Kapatılabilir mi? Zaman gösterecek ve Büyükşehir Belediyesi'nde süreci gösterecek. Levent Yarış İnançlı, istekli, arzulu, bir arzulu kadar takım yaratmaya çalıştı ikinci yarı için. Bakalım süreç bizi nereye kadar götürecek? Büyükşehir Belediyesi ikinci lig kapısını aralayabilecek mi? Hep birlikte bütün maçları izleyerek görebilme şansını yakalayacağız. Turgutlu Belediyesi'ne geldiğimizde Turgutlu Belediyesi de yine aynı bir üçüncü ligde farklı bir grupta. O da kendi mecrasında altlardan üstlere doğru tırmanmayı kafasına koyuyor. O da şu anlarda hem bakış açısında da yönetimsel anlamda bazı destekler oluyor şehirden. Bu güzel bir şey. En azından Turgutlu camiası adına. Belediye bir taraftan ilgilenmeye çalışıyor. Baktığımızda da orada da bir canlılık görebiliyoruz ki Turgutlu bu hafta kendi evinde Altay'ı ağırlayacak ki Altay dördün sırada olan bir takım. Oldukça iğmesi yükselmiş olan bir takım. Düşmüş ama tekrar ikinciyle çıkmayı arzu eden bir takımla karşılaşacak Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Spor. Bakalım orada o ne olacak? Tabii bölgesel lige geldiğimizde, bölgesel ligde de Kütahya Spor lider. Hemen arkasında Soma var ve Orozköy Spor Serol Emlak'la anlaştı. Biliyorsunuz Atilla gelecekti, Özcan gelmeyecekti derken, geldi derken. Sonuçta İbre'yi Osman Yıldırım Serol Emlak'a çevirdi ve Serol Emlaklı Orozköy Spor şu anda ligde 11. sırada. Enteresandır. Puanı da 11. 11. Ve böyle bir paralellikte gidiyorlar. Bakalım onları da konuşacağız. Koçeşme, Soma Spor ve Orozköy Spor'u konuşacağız. Evet, nereden bakarsak spor dolu bir program olacak. Ve tabii öte yanda da Gençlik Spor İl Müdürü Savaş Duman diyeceksiniz. Spor, evet, spordan konuşuyoruz. Gençlik Spor İl Müdürü tam 1,5 yıla yakın görevinin başında ve bugünlerde gitti gidiyor. Gidiyor mu, kalacak mı? Niçin gidiyor, neden gitmek istiyor? Veya da gitmesine ışık tutan nelerdir, etkenler nelerdir? Bunları da konuşacağız. Hep bu programda olacak bunların hepsi. Ve neden bu kadar sıkıştırıyorsunuz derseniz, inanın Türkiye'de çok gündem yoğun, futbolda da gündem yoğun, birçok şey yoğunlukta gidiyor. Biz sporu konuşmaya çalışacağız ve Gençlik Spor İl Müdürü de sporun başında olduğu için onu da konuşmak durumdayız. Acaba 19 Mayıs stadyumu ne durumda, nerelerde, nasıl oluyor, o stadyumun da durumunu konuşacağız. Evet, biz programımız her zaman olduğu gibi galip gelen takımla başlamayı kendimize prensip ediyoruz. Biliyorsunuz Süper Lig'de maç yoktu ve bu durumda bizim hemen grubumuzda bulunan PTT Lig'in dışında Kırmızı Grup'taki Manisaspor'la başlayacağız ki Manisaspor deplasmanda galip geldi ve liderliğini sürdürüyor. Hemen arkasında da evet güçlü rakipler var, çok arkasında da Kocaeli gibi önemli bir takım geliyor. Metin'le bunları konuşmuştuk ama sohbetlerimiz sırasında gizli bir takım geliyor. Bakalım Manisaspor'u değerlendirmeye başlayarak programımıza giriş yapmak istiyoruz.
Sayın Gönül, Manisa Spor lige ikinci yarıya bir İnegöl şokuyla başladı. Ve arkasında hemen deplasmana gitti, galip geldi. Ve Taner'in açıklaması vardı. Futbolcularım istekli değildi, arzulu değildi derken ve bu söylemi de gittiği deplasmanda elde ettiği 3 puanla birlikte net olarak ortaya çıkmış oldu. Ne diyorsunuz Manisa Spor'un gidişatıyla ilgili? Futbolu konuşacağımız için. Tabii. Evet. Şimdi biliyorsunuz en son biz burada programımızı devre bitti. Biz de programımızı evet, maçlar olmadığı için bitirmiştik. Tabii ikinci devre başladı. Üçüncü haftasında anca biz programa başlayabildik. Bu zaman zarfı içerisinde de iki tane maç oynadı Manisa Spor. Üç tane maç oynadı. Evet. Bir tanesi İnegöl Kartal'la evet, İstanbul'da oynadı. Orada 0-0 kaldı ve şanssız bir şekilde penaltı kaçırdı. Evet. Kaçırdığı penaltı sonucunda beraberliğe razı oldu. Ondan sonra içeride İnegöl maçı oynadı ki İnegöl maçı tam bir muamma. Yani ne anlamda muamma? Ya onu çok özetlemiştik, konuşmuştuk. Yani bunu konuşmuştuk. Şimdi şampiyonluğa giden bir takım kim ne derse etsin 3-0 gibi bir mağlup duruma düşmez kendi evinde. Yani ne demiştik? İşte maç 0-0 olur. Oyun kilitlenir. İşte artık maçın sonucunu değiştirmek için, lehinize çevirmek için bastırırsınız. Sürpriz bir tane bir kontratak sonucu gol yersiniz. Maç 1-0 biter. Buna söyleyecek hiçbir lafım yok. Ama yani şampiyonluğa oynayan bir takım, lider olan bir takım, orta sıralar ve orta sıraların altında olan bir takıma karşı lig maçında 3-0 geriye düşemez. Yani ben bunu kabullenemiyorum. Yani şimdi 3-0 geriye düştükten sonra işte evet, maç 3-2'ye geliyor, 3-1, 3-2'ye geliyor. Sonra işte 4-2, sonra 4-3 asılmaya başlıyor. Yani olmaz. Olmaz Ahmet abi. Yani bu bazı dengesizlikleri gösteriyor. Yani bazı içerideki olayları gösteriyor. Bunlar neler? Bir kere devre arası kampını bana göre iyi geçirmemiş. Evet. Manisa Spor. İkincisi bana göre yani en büyük olay ne? Para. Hmm. 17 maçtan beri Manisa Sporlu futbolcular maç başlarını almamışlar. Evet. Yani tamam primlerini alıyorlar. Yani eksiksiz primlerini alıyorlar ama futbolcuların içeride maç başları var. Hı hı. Onlar var. Yani çok ciddi anlamda takımın içerisinde bir konsantrasyon bozukluğu olduğu belli. Çünkü yani bu İnegöl maçı her şeyi belli etti. Evet. Yani 3-0 gibi bir sonuçla sen geriye düşmek ne demek ya? Ya şampiyonluğa oynuyorsun Ahmet abi. Olabilir mi yani? Ha diyecekler ki şimdi futbol bu olabilir. Ya, biz de biliyoruz futbol tabii ki her neticeye, her sonuca açıktır. Fakat senin oynadığın takım İnegöl ya. Yani senin kalitenin çok altında olan bir takıma karşı sen 3 farklı mağlubiyete düşüyorsun birden. Yani bu bunun izahı yok. Bunun izahı tamamen ve tamamen futbolcuların akıllarının başka yerlerde olması. Ha şimdi bir antrenör takıma ne kadar inandırıcı olabilir? Bir yere kadar inandırıcı olabilir. Bana göre takımda antrenörün artık inandırıcılığı da bitmiş. Yani bir yere kadar işte tamam alacaksınız paranızı bu maç sonra, şu maç sonra şimdi alacaksınız, şöyle alacaksınız ama değişen hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey olmayınca da futbolcular bana göre bir ceza kesti. Kime kesti bu cezayı?
ilk önce yönetime, ondan sonra da teknik heyete. Ha, peki Eyüp'te ne oldu bu hafta? Ha, bu hafta ben şöyle söyleyeyim, futbolcu arkadaşlar herhalde bunca emek sarf ettikleri, bunca çile çektikleri bir dönemden sonra işi bırakmak istemediler de onlar. O yüzden galip geldiler Ahmet abi. Evet. Yani yoksa Manisa Spor'da değişen bir şey yok. Yani şu anda futbolcuların kafasında da değişen hiçbir şey yok. Yani futbolcular sakın demesin antrenör veya tek yönetim. İşte futbolculara sahiplendik, futbolcular işte şöyle, futbolcular yemiyor artık bunları. Bu lafları yemiyor artık. Futbolcuları şu anda inanacağı tek şey para. Ödenecek para. Ha Manisa Spor, şuradan şunu söyleyeyim. Bunu sezon başında da söylemiştim. Manisa Spor bu kadrosu, bu grubun üstünde bir kadro. Bu kesin yani. Gerçekten iyi bir kadrosu var. İyi bir kadro kurdular. Ama Manisa Spor eğer bir takım bu sıkıntılardan, artık parasal sıkıntılar tamam ayyuka çıktı ama hiç değilse geçici olarak nefes anlamında futbolculara ödemesi gereken paraları ödeyemezlerse problem çok zor. Şimdi halledilecek bir problem. Ben evet bu görüşlerinize katılıyorum. Yani onu ödeyemezse, bunu ödeyemezse falan. Ama şimdi bu takıma bakıyorum. Yani Manisa Spor'un genel bütün takımına bakıyorum. Evet. Hepsinin bir ideali var. Vakı. İyi tarafı, yani Manisa Spor'u zirvede tutan teknik adam Taner Taşkın'ın elini güçlendirenlerden, en önemli unsurlardan birisi, takımda herkesin yukarı doğru, yani lige çıktıktan sonra, PTT ligine çıktıktan sonraki kendi vizyonlarına uygun takımları bulabileceklerine inanıyorum. Yani bunlar PTT ligde şampiyonluğu oynayacak olan takımlar bizim Manisa Spor'dan oyuncu kapabilme şansları yüksek olacak. Hani biraz önce kendi söyledik ya, kapasitesin çok üzerinde bir takım Manisa Spor bu lig için. Ha, şimdi bunu kalan süreçteki maçlarda ligin sonuna kadar pekiştirerek kendilerini biraz önce dediğim gibi PTT liginde şampiyonluğu oynayacak takımların gözde futbolcuları arasına girerlerse bizimkiler, böyle takımlar arasına girerlerse bu onlar için bir kazanç olacak. Şimdi ben sadece bu gözle bakıyorum. Para olmayabilir. Şimdi yok hayır. Para yok zaten. Para olmayabilir ama bir yere kadar. Yani şimdi para yok. Çocuklar da bir yere kadar oynayabilir. Hadi bu Eyüp maçını oynadılar bırakmamak için. Evet. Yani ama şöyle söyleyeyim. Manisa Spor'un her zaman vitrini vardır. Yani futbolcu vitrini vardır. Manisa Spor her zaman izlenilir. Futbolcu anlamında. Her zaman yani takip edilir. Ve her zaman da piyasası olan bir kulüptür. Eyvallah. Yani burada bir şey yok. Fakat şimdi mesela bazı hatalar var. İnegöl maçında burada teknik hatalar var. Teknik hatalar. Şimdi burada şimdi hem teknik hatalar var, hem futbolcuların kafası başka yerde. Alacağız mı alalım? Yani bir takım. Ama normal karşılıyorum ben ya. Ama neden normal karşılıyorum? Ama bak Ahmet abi, şimdi sıkıntı şu. Ben normal karşılamıyorum. Problemler şunlar. Şimdi mesela İnegöl maçında Erdi'yi sağ bek oynattı. Hı hı. Erdi stoper oynayan bir oyuncu ve maalesef stoper orijinli oyuncular bekte oynayamaz. Ha mesela diyelim ki yılların bir Hakan Baltası sol bek oynadı, stoper oynayabilir. Onda hiçbir problem yok. Yani bir bek stoper oynayabilir. Ama normal hayatı boyunca stoper oynamış, stoper mevkisinde oynamış bir adamı bir bekte oynatamazsınız. Yani orada sırıtır. Gollerin çoğu da Erdi'nin tarafından geldi. Çok kötü bir oyun oynadı ve Taner de buna seyirci kaldı. Ozan sol. Yani şöyle söyleyeyim.
halı sahada maç yapar gibi yaptı. O kadar kötüydü ki. Manisa Spor 9 kişi oynadı. Yani Manisa Spor'un 9 kişi oynadığı, 11'e 11 oynandığı bir oyunda 2 kişi eksik ne demek ya? Yani o zaman bu sonuç alır. Ve bunu Taner kenardan seyretti. Yani görmedi yani. Görse yani de, veya gördü. Görse de müdahale, müdahale etmedi. Etse de ben şöyle baktım. Maçı izledim için televizyondan da rahatlıkla izledim için. Yani etse bile futbolcular o sahaya çıkış ruh haliyle kafalarındaki dediğin gibi soru işaretleriyle birlikte o maçı kazanmaları mümkün değildir. Ahmet abi futbolcular reaksiyon göstermediler. O ayrı. Ama sonradan reaksiyon gösterdi. Evet. Yani 3-0'dan sonra ne oluyoruz biz? Hani öyle bir yetmez zaten. Yani mümkün değil abi. Halı saha maçı oynamıyoruz biz yani burada. Onlar normal lig maçı oynanıyor. Çatapata oynanan, yani kıran oynanan bir maç. Şey ama yani, şu var. Süper Lig'de lider olan bir takım. Pardon Süper Lig demişim. İkinci Lig'de lider olan bir takım ve ara makas aralığı 7 puanken yani bayağı bir açılmışken. Yendiğin lider, zaman 10 olacak. Liderin de evet liderin de liderin altındaki Ankara Gücü'nün de 3 puanı silinmiş olmasına rağmen sen burada ya bir tokat daha vuracaktın. Hazır lider bir takım federasyon tarafından bir ceza yenilmişken burada da yenecektin, bir tokat vuracaktın, olay bitecekti. Ve benim hala hafızamın almadığı şu lider bir takımın yani gol bölgelerinde az gol yiyen bir takımın evet. Kaleci anlamında defansif anlamda güçlü olan bir takımın bir maçta 4 tane gol yemesi benim hafızam almıyor. Ay işte kendi evinde bir de oldu. Evet bir de burada oldu. Buraya mı diyorsun? Yani hadi deplasmanda falan şöyle hadi deplasmanda bir nebze. Deplasmanda kabul etmiyor. Hayır bir nebze bari. Hiç değilse. Ama Manisa Spor'un en büyük özelliği neydi abi? Zor gol yemesi. Değil evet. mi? Çok zor gol yemesi. Zor gol atması. Evet katılıyorum. Ama sen bu kimliğinden uzaksın. Uzak göründün İnegöl maçında. Bir hayli uzak gözüktün. Şimdi insanlar kendi kimliğini kaybettikleri zaman ne olur Ahmet abi? Şuursuzca dolaşırlar. Yani ligde en az gol yiyen ikinci takım ki senin peşindeki takım Ankara Gücü 16 gol yemiş. Şu 4 gol yemeyeseye kadar ligin en az gol yiyen takımıdır. Tabii. Yani neymiş? 4 golü çık 13 golün var. 13 gol. Yani ligin en az gol yiyen takımıydın. Yani bu içerideki yediğin 4 gol seni ikinci duruma düşürdü. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum ben, tabii bazı zaman antrenörler de işte sorunlarla uğraşıyor, futbolcularla uğraşıyor, para bilmem ne. Yani gerçekten zor bir durumda Taner Hoca'da. Ben Taner'i anlayabiliyorum ama işin neresinde ne olursa olsun yani o şeyini kaybetmeyecek. O inancını kaybetmeyecek. Yani şimdi... o oyunu okurken ben sana şöyle söyleyeyim. Taner'in görmeme gibi bir şansı yok. Eksik oynuyorsun sen ya. Taner senin önünde. Yani Taner önünde oynayan bir adam. Sağ bek. Ya hata yapıyor. Hata üstüne hata yapıyor. Aksıyor ve oradan adamlar geliyor ve oradan da goller buluyorlar. Yani bunu görmeme gibi bir lüksün yok. Ne yok öyle bir şey? Artı şunu yapsaydın Ümit Yasin bana göre Manisa'ya geldiği tarihten beri oynadığı en kötü maç. Bu kadar ben kötü bir maç görmedim Ümit Yasin'in. Evet. Yani en kötü şunu yapabilirdin ya. Ümit diyelim ki kötü. Ümit Yasin. Ümit Yasin'i çıkarırsın. Erdi'yi stopere alırsın. Yerine bir tane bir sağ bek koyarsın. Sevgili izleyenler tabii biz bu arada İnegöl'ün maçını değerlendirmeye çalışıyoruz. Henüz daha Eyüp Spor'a geçmedik çünkü onunla ilgili değerlendiriyoruz. Eyüp Spor'la sakın karıştırmayın diye söyleyeceğim. He? Aynen öyle. Yani bu da herhalde bizim 4-3'lük maç değil mi? Evet. İnegöl maçı. Şimdi buradan da rahatlıkla görebiliyoruz yani o golleri. Yani ve direkt ilginç olan da şu. Adamlar şimdi şöyle söyleyeyim. Adamlar bizim şey yapmışlar, biraz çözmüşler. Çok ön tarafa baskıyla oynadı. Yani bizim defansımıza acayip derecede baskı yaptılar. Orta sahamıza baskı yaptılar. Rahat bize top oynattırmadılar. Her alanda baskı ama bilhassa ön bölgeye müthiş baskı yaptılar Ahmet abi. Evet. Yani
derslerini çalışmışlar. Kesinlikle ya. Yani rahat oynuyorlar. Rahat oynadılar. Rahat oynadılar ama aynı dönemde de bizi de oynattırmadılar Ahmet abi. Yani bizi de oynatmadılar. Ondan yani ben İnegöl maçını kaza falan olarak görmüyorum. Basiretsiz olarak görüyorum ben. Yani tamamen basiretsizlik. Bu iş... Yani işte biraz önce dediğim gibi eğer siz liderseniz yenilebilirsin. 1-0 yenilebilirsin. 2-0 yenilebilirsin. 2-2 kalabilirsin. Deplasmanda yenilebilirsin. Ama kendi evinde aynı anda kendi seyircilerine 4 gol yemek ben kabul edilebilir. Veli dersin. Bunu çözmen mümkün değil. Bunu herhalde Taner Hoca da bunu fevkalade edilmiş ama Taner Hoca biraz kendi üzerindeki sorumluluğunu futbolcuların üzerine yüklemiş. Ben maçın sonundaki değerlendirmesine bakıyorum. Çok isteksizdi futbolcularım diyor. Ben şunu sormak isterim. Evet, futbolcularımız isteksizdi. 3-0 mağlupken isteksizdi ama tekrar 3 gol atana kadar bu istek nereden doğdu? Aynen öyle. Evet, istek var. Yani fazla futbolcuların üzerinde angajman yapmak da doğru değil. Yani futbolcu istediği zaman oynar, istemediği zaman o zaman teknik adama ne gerek var diye soru aklı geliyor. Yani insanın kendi kalesini gol atması gibi bir yaklaşım oluyor bu. Neyse, biz Eyüp Spor'a gelelim. Evet, orada gerçekten benim muhtemelen bir liderin kendi evinde 4 gol yemesinin dışında hayıflanacak bir şey görmüyorum. 4 gol nasıl yersiniz ya? Ya dedi işte. Yani, evet. Taner Hoca yani ne olursun yani gol yeriz. Yani hakikaten gol yeriz. 1 de yeriz, 2 de yeriz ama ne olursunuz? Hani şunu yapmayalım. Ya futbolcu isteksizdi. Bu bir mazeret değil. Bu mazeret futbolcu isteksizdi. Biraz önce söylediğim gibi 3 golü birden atan da o futbolculardı. Yani birden şevke mi geldiler, aşka mı geldiler? Geldiler. O zaman biraz önce dediğim gibi o zaman bu takım istediği an teknik adamı ve teknik heyeti de sabote edebilir. Buna kesinlikle yol vermemek lazım, geçit vermemek lazım, yol açmamak lazım diye söylüyorum acizane. Yani ne olursunuz kendi kalemize teknik heyeti olarak veya bakış açımızda gol atmayalım. Zaten 4 gol yiyoruz, öteki golü de atmayalım. Çünkü çıkarması o kadar güç oluyor ki dönüşü de çok zor oluyor. Evet, İnegöl mağlubiyetinden sonra gittiğimiz Eyüp deplasmanında iyi hazırlanmışız. Futbolcular herhalde sizin dediğinize göre falan çok istekli olmuşlar. Maçı 2-1 ile koparmışlar, gelmişler. Şimdi bizim arzuladığımız, bizi şevklendiren bu skor 2-1. Manisa Spor'dan bundan sonra artık 2-1'lik, 1-0'lık, hayır yanlış anlamayın, 4-0, 5-0'lık bir skor falan ben beklemiyorum. Bu saatten sonra bir tık galibiyet 3 puan, bir tık galibiyet beraberlik olabilir. Bir tık galibiyet yani bu böyledir. Yani gidişat böyle olacak. Bazı maçlarda futbol da beklenmeyebilir. Yani güzel futbol olmayabilir. Son anda yediğimiz bir golden sonra bir gol atmış, berabere de bitirmiş dönmüş olabilir. Veya bir golle kötü oynamışızdır ama 3 puan alıp gelmişizdir. Önemli olan bu ikinci yarı maçları belli ne bileyim 10. maçtan sonra veya da 10. maça kadar daha sonra böyle gidiyor. Böyle bunu hep birlikte böyle analiz ediyoruz ama şu Eyüp Spor maçını da bir değerlendirirsek yani hemen o basiretsiz yani Manisa Spor'da şunu görüyorum. Kötüyü unutturabilecek bir gücü var. Şimdi bu güç var. Şimdi bak Ahmet abi, burada ilk devre oynadığı maçlarda Keçiören, Ankara Gücü, Tokat maçları hep 1-0 geriye düştü. Evet. 2-1 lehine çevirdi. Burada ne dedik? Takımın direnci, olsun, kazanma hırsı olsun, maçı lehine çevirmek için her türlü direnci gösteriyor ve yenilgiyi kabullenmiyor dedik bu futbolcular. Evet. Şimdi Allah aşkına 2 ayda ne geçti abi? 1,5 ayda ne değişti? Bu gene aynı bu arkadaşlar, gene aynı bu futbolcu kardeşlerimiz. Yani şimdi ilk yarıda sen Ankara'da Ankara Gücü gibi bir takımla oynuyorsun. Yani seni en çok zorlayacak olan bir takımla orada dışarıda oynuyorsun. 1-0 geriye düşüyorsun. 10 kişi kalıyorsun. 2-1 galip geliyorsun. Yani
Keçiören maçını oynuyorsun. 1-0 geriye düşüyorsun. 2-1 galip geliyorsun. Tokat maçını burada oynuyorsun. Bunlar hep kafadaki 2-3-4 ya 2-3-4. Yani bir sensin. 2. sıra, 3. sıra ve 4. sıradaki takımları söylüyorum ben. Rakipleri onlar. Rakiplerinle oynadığın maçlarda geriye düşmen... Öne geliyorsan. Geriye düştüğün halde lehine ve maçı da 3 puanla bitiriyorsun. E şimdi bir dakika abi ya. Böyle bir takımın 4 gol yemiş olması... Ya ben kabullenemiyorum abi. Yani yok böyle bir şey. Yani lütfen kimse kendini kandırmasın. İşte ben burada sen işte Taner Hoca demiş işte futbolcuların isteksizliği falan bilmem ne. Bu bence ben hiç... Kabullenemiyorum. Bu demeci de kabul etmiyorum ben. Ne demek futbolcuların isteksizliği ya? Olabilir mi? Yani futbolcuların isteksizliği şundan kaynaklanıyor. İşte o maç başı alamadıkları için. Evet. Maç başlarını yani futbolcunun derdi imanı paradır abi. Bu işi halı sahada zevk için oynamıyorlar bu adamlar. Kim yok kimse oynamıyor. Kim, bu oynadıkları yaptıkları iş profesyonelce, profesyonel futbolcular artık ve haklı olarak da ev geçindiriyorlar, şey yapıyorlar, metraj kısa, 10 senelik gibi bir futbolcunun önünde bir futbol yaşantısı var, 10-12 sene gibi. Bu kısa metrajda ne kadar para kazandı, kazandı. Yani sen şimdi bu futbolcuları bir yere kadar oyalayabilirsin, bir yerden sonra oyalayamazsın Ahmet abi. Yani hadi bu hafta ödeyeceğiz, hadi sonra hafta ödeyeceğiz. Sonraki işte bilmem ne maçından sonra tamam ama gerçekleşen hiçbir şey yok. Gerçekleşen hiçbir şey olmadığı zaman da kimse kusura bakmasın. Böyle cezalandırılırsın. Peki benim merak ettiğim şey yaptığım şu. Allah korusun cezalandırma bir tek bununla kalsın. Bundan sonra şimdi içeride iki tane maç oynayacağız. Şimdi içeride iki tane maç oynayacağız. Şimdi içeride oynayacağımız iki tane maç ciddi bir avantaj. Neresinden bakarsanız bakın. Peki şimdi bakıyorum şehirdeki dinamik anlamında yani şehirdeki bir havaya bakıyorum. Halen ve halen şehirde bir hava yok. Manisa Spor bayrağı yok ya şehirde. Şimdi ben yıllardır bu şehirde bir dinamik olmadığını görüyorum. Ama Ahmet abi hiç bu kadar olmamıştı. Süper Lig'de de yok. Ama hiç bu kadar olmamıştı Ahmet abi. Şimdi Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir kişiye kızıyorlar diye Manisa Spor Başkanı'na kızıyorlar diye takım cezalandırılıyor abi. Şehir cezalandırılıyor. Ben de kızıyorum ha yanlış anlamayın. Ben de kızıyorum Manisa Spor Başkanı'na. Ben de yani yok işte çok şeye baktım lan diye. Ama ben her zaman söylediğim bir konu var. Manisa Spor'u çok seviyorum. Bir şey baktım. Şehrin sokaklarında dolaşırken yani genelde bu şehri dolaşıyorum. Tabii canım hep içindeyiz. Dolaşırken de bu şehirde billboardlara rastlıyoruz. Billboardlarda küçük veya büyük billboardlarda özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin taraftarları ve Manisalılara yönelik oynanacağı maçla ilgili bir hafta önce çağrılar var. Ve güzel çağrılar var. Şimdi o billboardları Manisa Spor'da kullanabilir. Yani abi, her şeyi kullanabilir. Büyükşehir Belediyesi demez ki ya ben buraya bu Manisa Spor'un maç çağrısını asmayacağım demez. Hayır kullandırmayacağım demez. Hayır kesinlikle. Yani bu yöntem yol belli. Yol görünüyor. Böyle bir yolla en azından o billboardlara bu tür şeyler asılıp taraftarların maça davet edilmesinin yolunu açılabilir. Şimdi geçen gün yanlış anlamam Abdullah Mergen ve yönetimini ilk kez Abdullah Mergen ve yönetimini ilk kez basının karşısında gördüm. Yönetimiyle birlikte. Yönetim var mı? Hayır. Eldeki yönetimi söylüyorum. He? Eldeki. Ben yönetim pek göremiyorum. Eldeki yönetimle birlikte. Valla ben göremiyorum. Şimdi eldeki yönetimle birlikte vardı. Yani Abdullah Mergen işte elindeki kaç kişi vardı? Muzaffer Eçil vardı. Yani hukuk danışmanı vardı. Yani taş patlasa 5, 6, 7, 8 kişi falan vardı. 8-9 kişi vardı. İşte yedeklerden, yedeklerden. Manisa Spor yönetimi de bu değil zaten. Değil tabii. Yedeklerden değil. Falan bilmem ne. Şimdi orada istifa edenlerin yerine. Orada da özellikle benim daha önce üzerinde çok durduğum bir soru vardı. Vestel'in, Ahmet Nazırlıoğlu'nun o borcunun
ödenmiş olması ile ilgiliydi. Ödenmiş yani ben değil. Dedi ya biz bunu hallettik, bitti. Evet. Ben de demiştim Sayın Ömer Gelen, ne olursunuz bana feragatname dediğimiz o belgeyi gösterin dedim. Evet. Ben hatta bu hafta sonu İzmir'deki OSEB'in buluşması ile ilgili, iş adamlarının buluşması ile ilgili Sayın Zorlu gelirse ve vesaire yetkilileri gelirse ben bu soruyu kendilerine soracağım demiştim. Ve gittiğimde Sayın Zorlu gelemedi. Başka bir işleri vardı. Ben yine de ilgili yetkililere sorduğumda hayır dedi. Biz kimseye Ahmet Nihat Zorlu adına veya Ahmet Nihat Zorlu tarafından bir feragatname, borcun tamamen Manisaspor'la ilgili kapandığına dair bir belgenin verilmediği. E nereden çıkıyor bu peki? Şimdi bu nereden çıkıyor? O günkü basın toplantısında da şunu sordum yine. Ben dedim böyle bir yolu bana açtınız, ben bu yolu buldum, sordum, böyle bir şey yok. Evet dediler, biz Sayın Zorlu ile konuştuk. Siz görevde olduğunuz sürece, Sayın Mergen, Abdullah Mergen, siz görevde olduğunuz sürece boyutunda biz bu alacağımız üzerinde bir yere kımıldamayacağız. Ellemeyeceğiz. Doğru mu acaba? Bir dakika. Onun doğruluğunu inanmıyorum. Ben de. Hiç inanmıyorum. Ben de inanmıyorum acaba. Ben de bence. Şimdi de. Eğer bu kulübün başkanı, ben Manisaspor için buradayım. Gecemi gündüzüme katıyorum. İşte ne bileyim bu kadar borç ödedim dedi. Ben baktım rakamları verdi. İnce ince yok yok. Dino'nun, ondan Ferhat Çökmüş'ün, ondan sonra Kenan Yaralı dönemindeki borçları ödenmiş. Ondan sonra Lucas'ın, Zelenka'nın borçları ödenmiş falan. Ondan sonra Jimmy Dickinson'ın borçları falan ödenmiş. Ama bir sürü böyle İshak'ın, Promex'in böyle bir tomar şey rakamlar söyledi. 150 bin dolar, 250 bin dolar, yok bilmem ne 370. Yani bu rakamları söylerken çok basit söylüyor. Yani şunu yaptık, bunu yaptık, eyvallah yaptık, şunu yaptık. Ben şimdi soruyorum. Bu paraları nereden buldunuz? Bu paralar vardı da bu kulüp neden bu kadar darlık içerisinde gitti? Neden bu kadar personel? Neden 17 maç başı alacaklarını ödemiş? 17 maç başı, evet bunların hepsini sordum. Bunların bir açıklaması sonuna totale geldiğinde ne kadar para girdi, ne kadar para çıktığı açıklayamadılar. Yani burada laf kalabalığının yapıldığını aşina gibi algıladım. Şimdi benim ilginçim şu, çok yaptık dedi ya. Biz tüm yönetim olarak bizim heykelimiz dikilecek dedi. Ne? Bizim yani şu yönetimin heykeli ben başta olmak üzere bu Manisalılar bir gün tarih yazacak bizi ve heykelimiz dikilecek dedi. Şimdi ne heykelinden bahsediyorum? Şu heykeli bahsediyorum. Şimdi dedim ki pekala diyelim ki Sayın Ahmet Nazif Zorlu ile ikili ilişkilerinizde dedi ki evet Sayın Abdullah Mergen siz orada kaldığınız sürece ben bu parayı istemiyorum dedi. Eyvallah. O zaman ben sordum. Dedim ki eğer siz orada kalacağınız süre içerisinde Manisaspor borcunu istemiyor ise siz git benden sonraki tufan felsefesini yapıyorsunuz. Yani ben buradayken bu borç alınmayacak. Ben gittikten sonra tufan. Yok öyle. Manisasporluluk ruhu ben varken ve bundan sonraki de diye devam eder. Devlette de her şey devamlılık esastır diye. Eğer siz benden sonraki tufan felsefesiyle yaklaşırsanız ki benim anlattığım, senin anlatmaya çalıştığın başka o olarak. O şey oydu ya abi. Bu kongre oydu. Ama yani. İşte onu da sordum. Dedim ki ya dedim Sayın Mergen o zaman siz bu gidişle kongreyi dedim aday göstermiş. Yine adaysınız dedim. Evet dedi yine adayım dedi. Kimseye beslenmesin dedi. Şimdi bunlar benim anladığım kadarıyla kendilerine iş edinmişler Manisaspor. Tabii canım iş edinmişler. Yani Manisaspor kimsenin iş evi değil. Manisaspor kimsenin kasasındaki parayla geçim kaynağı da değil. Aş evi de değil. Aş evi hiç değil. Hiç değil. Şuna bakma. Yani birilerinin yaptığı gibi onu bunu buraya getirip de oturtup bunun üzerinden de eşime dostuma bir kaynak yaratayım buraya da işe alayım da yeri de değil. Manisaspor bu şehirde yaşayan 450 bin insanın kulübü. Bunu bir Aksaspor'un ilgiye çıkmadığını varsaysa
Diğer Süper Lig'deki olduğu süreci varsak aşağı yukarı 1,5-2 milyona yakın şehrin takımı. Şimdi bu şehrin takımının üzerinden deneyler yapmak, bu şehrin takımının üzerinden bazı kadavralık malzemeler yaratmaya çalışmak doğru bir yöntem değil. Yöntem değil. Eyvallah, çalışıyorlar mı? Çalışsınlar kardeşim. Oraya çalışmak için geldiler. Ha, çalıştıklarını zannediyorum ben. Zannediyorum. Şimdi bu açıdan baktığında... Şu alacak mevzusuna geldiğimiz zaman... Hani alacak bir sürü, mevzusu bana... Bir sürü futbolcuların alacağı falan ödendi falan diyorlar ya. Evet. Bunlar kendi kendilerinin ödediği rakamlar değil. Şundan dolayı değil. Bir... Bu yayın gelirleri olsun, iddia gelirleri olsun, evet, artı sattıkları bazı futbolcularından gelen paralar olsun, otomatikman federasyonun, bu futbolcuların federasyona, alacaklı futbolcuların federasyona gönderdiği yazılardan dolayı temlit var Manisa Spor Kulübü'nün üzerinde. Var. Ve otomatikman parayı gördü mü alıyor, çekiyor. Evet. Yani bu... Yönetimin ödediği bir para değil bunlar. Evet. Burada şimdi yani şeye ne o söyle açıklığa kavuşturalım. Yani parayı gördüğü yerde pıt diye çekiyor. Evet. O yüzden de bu paralar istenerek işte ödenen, işte biz bu paraları, borçları ödediğimiz rakamlar falan değil. Buna kimseyi kandırmasınlar. Cahil yok karşılarında, yani cahil insanlar yok. Evelallah biz de bu işlerin içinde yıllardan beri burada duruyoruz. Evet. Yani işte böyle ortalığa sallama yaparlar. Yani ortalıkta böyle konuşurlar ama işte işi bilenlerin arasında bunları konuştuğu zaman alay konusu olurlar yani. Zaten öyle oluyor. Alay konusu olurlar. Zaten öyle oluyor. Yani işte yönetim falan diyorsun. Bu yönetim falan bilmem ne, çakma yönetim bu. Yani bu yönetim falan, hani Manisa Spor yönetimiyle falan diyorsun. Yani daha da fazla evet, şey yapma beni şimdi. Şimdi evet, Manisa Spor gerçekten şu anda 41 puanla lider. Evet. Kırmızı grup. Yani 37 puanla devreyi kapatmıştı sadece. Ya bak Ahmet abi. Hı-hı. Her şeyin gerçeklerini konuşsalar. Gerçek bu. Bak hayır. Her şeyin gerçeklerini. Olur, gerçek ya bak yok. Her şeyin gerçeklerini konuşsalar. Biz kardeşim çok zor durumda aldık Manisa Spor'u. İşte şöyle böyle. İşte bizim kulübümüze haciz konuluyor. Paralar işte oraya gidiyor. Çok evet. Kötü darboğazdayız. İşte bu kötü darboğaza rağmen bu takımı kurduk falan bilmem. Yemin ediyorum öpeceğim başıma koyacağım ya. Ama kendilerini ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Biz bir şeyler yapıyoruz, işte bir şeyler ediyoruz. Ya hiçbir şey yaptınız falan yok. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Anca ona sallama, buna sallama. İşte yok şöyle, yok böyle, yok bilmem ne. Bir kere şu var, bu şehirde Manisa Spor tarafında Abdullah Mergen sevilmiyor. O sevilmediğini de Abdullah Mergen çok iyi biliyor. O da biliyor canım, biliyor. Yani çok iyi biliyor. Onu da biliyor. Ve onu da söylüyor. Ve tepkiler olduğu için de gelecek yardım varsa da gelmiyor. Ama ben de şunu diyorum. O lütfen, ben buradan insanlara sesleniyorum. Yani buradan bu televizyon ekranlarından cezalandırdığınız Manisa Spor. Abdullah Mergen değil. Ama iyi tarafı var, ben bir şey söyleyeceğim. Yani biraz trajikomik ama. Genel anlamda baktığımda şimdi ne kumbaracıydı AK Parti Kadın Kolları Başkanı şimdi? Nergiz mi? Neyse bir bayan. Manisa Spor yönetimindeydi. Evet, istifa etmişti. Gerçekten gıpteyle bakılacak evet. Bir bayan ve yönetici Onur'la dedi ki ben Manisa Spor'dan istifa ediyorum. Böyle bir sürece girdim. Siyasi sürece girdim demişti. Ama Abdullah Mergen istifa etmeyecekti bulunduğu koltuğundan, siyasi koltuğundan. Ve ilgili partinin genel başkan yardımcısı çok ciddi, alttan da gelen rahatsızlık, Manisa Spor'dan da yarattığı rahatsızlık dolayısıyla partiye çok ciddi sıkıntılar yaratmaya başladı. Aynen. Yani neden sıkıntılar yaratmaya başlamıştı? Büyükşehir'e doğru ilerlemek istiyor genel başkan yardımcısı. O yolu açabilmesi için... Nereden geçecek? Halkın sıcak katmanlarından geçecek. Aynen. Dedik ki istifa et kardeşim. Yani bu kadın kadar onurlu ol. Onurlu ol.
ve istifa et dedi. Ve bu baskı başka alternatifler üzerine koyduğunda Abdullah Mergen istifasını sundu. Çok geç kalmış. Çok. Hem Manisaspor için hem de bulunduğu siyasi partiye yara vermemek adına attığı adım. Yani keşke o süreç içerisinde başkanlık başladığında istifa etmiş olsaydı. Tabii buna onu da sorduğumda doğru yani ama yola attık. Manisaspor'a daha çok fazla hizmet vermek için. Hizmet demiş. Vermek adına dedi. Daha çok. Füsun Kumbaracı, evet pardon. Sayın Aydın'cığım çok teşekkür ediyorum. Onun için Sayın Füsun Hanım'ı yürekten kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Kendi partisinde kadınlar kolunda çalışır çalışmaz o ayrı bir süreç. Ama bu süreci de çok duyarlı davrandığı, hem kulübüne hem de ilgili siyasi partisine zarar vermediği için yürekten kutluyorum. Ve Abdullah Mergen'in de yapması gereği de buydu. Geç oldu, temiz mi oldu? Bakacağız, zaman aşımını göreceğiz. Ama bana göre çok geç oldu. Çok geç bir hamle oldu. Tabii daha çok Manisaspor'a zaman ayırayım açıklaması var. Bence hiç bunun mazereti yok. Görünen köy kılavuzu istemiyor Sayın Mergen. Yapacak bir şey yok. Allah'tan ki takımımız iyi, iyi sonuçlar alıyor, iyiye gidiyor. Puan farkı 6 gibi duruyor. Evet, yalnız Sayın Metin Gönül'ün de söylediği gibi biz birlikte bu işleri çok tartışıyoruz, sohbet ediyoruz. Sadece inanın programda konuştuğumuz gibi değil. Biz bir köşe başında, bir yerde buluştuğumuzda Manisaspor'u konuşuyoruz ve Manisa'daki sporu konuşuyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bunu yaptığımız için de bu program akışıyla gidiyor ve ne söylemek istediğimizi, nereye mesaj vermek istediğimizi çok iyi yerine getiriyoruz. Evet, Manisaspor bu hafta Tarsus İtmanyurdu'yla oynayacak. Tarsus İtmanyurdu ligin 17. sırasında, hemen bir tık alttakinin üzerinde. Evet. Çok istikbal vaat etmeyen bir takım halinde Tarsus İtmanyurdu. Belli olmaz, alttaki üstlüğü deşebilir ama maç burada. 19 Mayıs stadında oynayacak. Muhtemelen de cumartesi günü oynayacak olan bir maç. Bakalım saatlerimiz 13.30'lu günü öğle maçı olacak. Hava bu gidişata baktığınız hava güzel. Bu eğer bu sıcaklık, bu güneş sanki bahardan kalma bir gün yaşıyoruz birkaç günden beri. Ki o kızgın soğuk hava tabakasından sonraki süreç gerçekten Manisalıların Ege'li, tam Ege'ye yöre bir hava bu. Yalnız doğru. Ciddi hastalıkları da beraberinde getirebilecek bir hava. Aldanmamak gerekiyor diye aynen düşünüyorum. Evet, ben Manisaspor'un galip geleceği, puanını 41'den 44'e yükseltebileceği rahat maçlardan birisi olabileceğini düşünüyorum. Sizden birkaç cümle olabileyim onunla ilgili de. Vallahi İşin gerçeğini artık bu saatten sonra bu futbolcular kendi biletini kendileri kesecek. Kendi göbeklerini kendileri evet kesecekler. Artık bu saatten sonra tamamen iş futbolcularda. Yani artık eyvallah, şu maçı şöyle oynayacaklar, böyle oynayacaklar, bu taktik falan bilmem ne değil. Lider olan takıma ve kendilerine yakışır bir şekilde %99, %1 ihtimal bırakıyorum her şeye karşı ama %99 almaları gereken bir maç. Çünkü içeride iki maç oynayacaklar. Evet. Bu çok ciddi bir avantaj. Hı hı. Neresinden bakarsanız bakın artık iyice ve iyice ben bu işi istiyorum. Rakipleri içinde, hı hı, arkadan gelen rakipleri içinde ben şampiyon olacağım. Ben istiyorum. Evet. Azimliyim, hırslıyım. İstiyorum maçı bu. Evet, doğru. Yani baktığınızda da %99 evet alacaktır da. Öyle evet söyleyeyim. Manisaspor'a buradan başarılar dilerken kısa da şey yapalım. Biliyorsunuz bu 19 Mayıs stadyumunda Manisaspor oynayacağı şeyde 14 Şubat'ta oynayacağı bir maç İstersen var. İstersen onu haftaya değinelim. Yani stadyumu konuşmak adına diyorum. Ama istersen haftaya değinelim onu çünkü haftaya tam zamanı olur. Şeyi konuşurken, savaş limanı konuşurken konuşabiliriz. O zaman onu konuşabiliriz onu... çünkü buna endeksli bir... aynen öyle, ben öyle şey yaptım. Evet, Büyükşehir'e geçelim. Manisa Büyükşehir Belediyesi. Konuşabiliriz. Abi, yoksa... Nasıl durumumuz? Yani reklamla ilgili girebilir miyiz? Evet, sevgili izleyenler, hemen çok bir
3-4 dakika bilemediğiniz o kadar bir zaman sizden ayrılacağız ve hemen reklama gidip dönüyoruz. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Gerçekten Manisa Büyükşehir Belediyesi ikinci yarı farklı bir... Pardon. Ya bu arada da inanın beni heyecanıma verin. Mikrofonu bazen takmayı unutmuşum değil, ben ilk kez takmayı unutuyorum. Çok heyecandan gerçekten stüdyoda sıcak ve sizin de havanız bana dışarıdan sıcak geliyor. Evet, neyi demiştik? Cümlemin hemen başına dönüyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi gerçekten ikinci yarıda çok sporcu transfer etti. Ve bunu söylemiştik programın başında da. Levent Eriç sporcu alacaktır. Bu takımla yola devam etmez. Birçok kişi yolları ayıracaktır ikinci yarı demiştik. Öyle oldu. Ve hemen kısa süreli kampta, Antalya kampında ne kadar kaynaşabildiklerini bilemiyorum ama sonuç itibariyle baktığımızda yoluna hızlı adımlarla devam etmek isteyen bir takım modeli yarattı. Tam Levent Eriş ekolü gibi diyorum. Ha, yetişir mi yetişmez mi? Lider etmek tut. Yetişir mi yetişemez mi? Bunu ilerleyen haftalarda oynayacağı maçlar ve rakipleriyle oynayacağı maçlar belirleyecek mutlaka. Ama Levent Eriş'in hırslı olduğu ve o takımı arkasında duran hem onursal başkanı hem de başkanı olarak gören, finansı sağlayan Sayın Cengiz Ergün'ün de bir rüyası gerçekleşecek. Tıpkı Manisa Spor'da hızlı hızlı adımlarını atan, lige çıkan Manisa Spor gibi Büyükşehir'de hamle yaptırmak istiyor. Bakalım Levent Eriş'le birlikte bu rüyayı ikinci defa yaşayabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Ama Manisa Büyükşehir Belediyesi istim üzerinde gidiyor. Bu hafta galip, güzel bir oyunla galip geldi. Bakalım Sayın Gönül, Manisa Büyükşehir ile ilgili ne tür izlenimleri var? Neler söyleyebilecek? Bize ne tür katkılar sağlayacak? Kendisine yöneliyorum. Sayın Gönül. Şimdi şöyle söyleyeyim. Levent Hoca geldikten sonra bu kadronun devre arasında transferlerle yeniden şekil alacağı, evet, ve bazı futbolcularla yollarını ayıracağı kesindi. Yani bunun bayağı bir ayırdı. 15'e yakın futbolcuyla yollarını ayırdı. Aynen öyle. Yatsınamaz bir gerçek. Bana göre Levent Hoca geldiği zaman, evet, takımı gördü. Kendi sistemini de bu takıma oturtamayacağını ve belli başlı bir oyuncu grubuna ihtiyacı olduğunu gördü. Evet. Doğaldır, saygıyla karşılarız. Eğer iddianın olduğu bir yerde, eğer iddialı bir takım kurmak istiyorsanız, evet, bir teknik adamın da böyle bir görüşünün olması gayet doğaldır. Evet. Ben şunu söyleyeyim, tabii futbolda olmaz diye bir şey yok. Yani kesinlikle. Yani her maçı alabilir. Rakipleri sen nasıl puan kaybettiysen rakibin de puan kaybedebilir. Lider olan takım. Fakat şu var, çok zor. Yani Manisa Belediyespor'un şampiyon olarak, yani bu grubu birinci sırada bitirmesi çok zor. Bana göre Levent Hoca da bunu 13 farkında. Puan var arada. Bunu Levent Hoca da farkında. En azından playoff'u kalmak bana göre değil. İşte bana göre bütün hesaplarını playoff'a göre yapıyor. Yani ilk 6'da. İlk 5. İlk 5, ilk 6. İşte ilk 5 olarak yapıyor ve ilk 5'e
ilk 34 aradık fark bir şey değil. Yok, ilk 5'e girmiş çok rahat girir. Girer. Yani planlarını da biraz önce söylediğim gibi yani hem bu takımı hem oynatmak istediği oyun sistemini bana göre yeni bir takım bu. Maç oynadıkça bir takım şeyler yerine oturacaktır. Zaten 4-5 hafta falan takım anca oturacak ona göre. Tabii playoff serisine kadar da koca bir ikinci devre var. Var. İkinci devrede Levent Hoca futbolcuları anlayacak. Oyuncular futbolcuları anlayacak. Oyuncular bu şehri tanıyacak. Bu sahayı tanıyacak. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdiden playoff hesapları yapıyordur. Tabii 24. Yani, haftayı oynayacağız bu hafta. Evet. Önemli bir 24. hafta. Yine Ege takımı Bodrum'a konuk olacak. Bodrum'da baktığımda tabloya iyi bir takım. Evet. Yani sıralamaya baktığımda 6. sırada olan bir takım Bodrum Belediyespor ki Bodrum biliyorsunuz ki turizm cenneti olan bir takım. Aynen. Futbolu seven bir şehir. Aynen. Bu güzel. Yani mesela o bizi sevindiren takım. Manisa Büyükşehir 9. sırada. Hı hı. 31 puanla. Fena değil 9. sırada. Çünkü bıraktığında 12. sıradaydı devreyi kapattığında. Evet. Bir 3 sıra atlamış önemli bir. Bir yani, maç eksiği var. Bir maç eksiği var. Orla biliyorsunuz o koşullarıyla evet. Oynayamamıştı. O bir avantaj aslında. Bir de oradan 3 puanı alabilirse ki hava düzelirse o maçı da arada oynayacak çünkü. Yani Belediyespor çok büyük bir ihtimalle, çok büyük bir olasılıkla playoff oynayacak. Ha, playoff maçları biliyorsunuz tek maç üzerinedir. Elemasyon üzeri. Ne olur ne biter onu bilemem. Ama çok büyük bir ihtimalle bu kadroya zaten o yakışır. Yani playoff oynamak. Ha, playoff'ta maçların sonucu ne olur? Onu tabii tahmin etmek çok zor. Ne olacak, ne bitecek? Maçlar bittikten sonra. Yani ama şu kesin, Manisa Belediyespor maç yaptıkça üzerine koyar. Yani seyircisi var. Hem seyircisi var. Hem de kadro kaliteli kadro. İyi bir kadro. Mesela o en son aldıkları Mustafa Tiryaki. Evet. Göztepe'den gelen. Santrafor. Gerçekten çok güçlü fiziği var. Hı hı. İşte oraları karıştırıyor falan. Yani ceza sahasını iç sahada müthiş avantajlı konuma getiriyor. Hı hı. Ben yani Belediyespor'u avantajlı anlamda görüyorum. Yani Yomra'yla 2-0. Sonra Sancaktepe'yi burada 1-0 yenmiştik. Orada deplasmanda 1-1 kaldı. Önemli bu. Yani Sancaktepe'den 1 puanla dönüyor olması ligin ilk maçında çok önemli bir şey. Takım direncini de görmüş oldu. Gerçi Sancaktepe maçında çok kötü bir oyun sergilediler. Yani onu da söyleyeyim. Yani yine tekrarlıyorum. Yani bu takım birbiriyle oynadığı sürece iyi bir takım olacaktır. Sancaktepe ligin başında lider gibiydi. Evet. Ve şöyle söyleyeyim. 10 kişi kaldığı, şimdi kırmızı kartı da görüyor seyirciler. 10 kişi kaldığı bir maçta yani 3-2 galip gelmek güzel bir olay. Vallahi, bir de hava koşulları şeydi. Bayağı yağmur var. Aynen. Soğuktu, çok soğuk. Çok soğuk ve yağmur da vardı. Aynen. O soğuk atmosferde 3 puan çıkarmış olmaları güzel bir şey. Aynen. Yani gerçekten. Yok yani Belediyespor iyi takım kurdu. Yani iyi oyunculardan kurulu bir takım yaptı. Bir tek eleştirim şu olabilir. Kaleci İlker Avcıbay'ı oynamayan bir İlker Avcıbay'ın bir de yaşça 37 yaşına gelmiş olan bir İlker Avcıbay'ın performansı tartışılabilir. Ama Levent Hoca'nın vardır bir bildiği, öyle söyleyeyim. Levent yani Hoca, çünkü zaten o İlker konusunda da şey oldu. Yani sanki
Şöyle bir Manis şey Spor'un biliyorsun eski ki, kalecisi. Biliyorum ilk kere ben biliyorum. Ama buradan İlker, gittiğinden beri de oynamayan bir kaleci. Oynamayan bir kaleci. İşte ben bir zaman ne demiştim hatırlıyorum ya. Nezih vardı biliyorsun Manisa Spor'da. Evet biliyorum. İzmir Spor Nezih. Nezir. Nezir pardon Nezir. Çam dibinde kahvede otururken Levent Eriş, Nezir kalk gidiyoruz. Yeter burada bu kadar oyalandığın deyip de Nezir'i şoka sokan Manisa Spor'da kaptanlığa kadar yükselten ve 6 yılını yaşamasına neden olan bir süreçti. Levent Hoca bu tür dokunuşları, bu tür süreçleri çok iyi yönetebilen bir teknik tabii, adam modeli tabii var. Çok tecrübeli ve deneyimli kesinlikle bir hoca. Kesinlikle tecrübeli. Yani şimdi bunu söylemek lazım. Yani bazı gerçekler var. Tabii ki şimdi her hocada sırf Levent Hoca değil, her hocada inandığı, tanıdığı, tabii, bildiği oyunculardan bir takım yapmak ister. Yarafak şimdi istiyor. Mesela bugün transferin son gününde dün eski Buca Spor'dan oyuncu Sunu aldı. Stoper bir oyuncu aldı. Buca Spor'dan Berkin'i aldı. Yani Levent Hoca hep tanıdığı oyuncuları aldı. Bu da gayet doğaldır. Kaleci doğal. İlker'i de aldı. Fakat yaş anlamında ya belki tecrübesiyle falan başarı olma anlamında tabii kalecinin yaşı ilerledikçe daha kalitesi artar. Ama tek handikapı şu, İlker maç oynamadı. 2 seneden beri maç yapmadı. Evet. Tek handikapı bu olabilir ama takıma bir abilik anlamında bir abilik yapabilir. Yani ben Belediyespor'un iyi yolda olduğunu inancındayım. Ve her şey de iyi gidiyor. Herhalde büyük bir ihtimal, yine de söylüyorum, playoff'a göre hesaplarını yapıyorlardır. Yani evet, playoff'a göre hesaplarını yapıyorlar. Ondan sonra tabii belki bu süreçte evet şimdi koşarak gitmeye başladı. Doğru. Bundan sonraki Manisa Belediyespor'un tek rakibi var kendisi. Oynayacak, kazanacak. Oynayacak, kazanacak. Tabii, bravo. Oynayacak, kazanacak. Maç kazanma alışkanlığını getirecek. Yani evet, yani doğru söylüyorsun. Başka önünde engeli yok. Aynen öyle. Çünkü Bodrum maçı, Bodrum da kendine göre bir kendi rakibi çünkü. Evet. Trenete baktığında altı üstü duruyorlar gibi görünüyor da biraz arada fark var. Ama oynayacak, kazanacak. Ben kesinlikle oynayıp kazanacağına inanıyorum. Ve tabii bu arada pazar günü oynanacak Bodrum maçı. Pazar günü oynanacak olan maçta Bodrum deplasmanına gidecek. Yine güzel bir hava olmasını temenni ediyorum. Çünkü o pazar günü oynanacağı için şeyden efendim. Şimdi bir bilgi geldi de, buyur, sağ olsun Aydın abi getirdi. Hı-hı. İşte dün ben bir futbolcu anlamında söylemiştim ama değil. 3 tane oyuncu. Son anda 3 tane futbolcu. Malatyaspor, Mersin İdman Yurdu, Boluspor ve Karşıyaka formaları giyen orta saha oyuncusu Caner Ağca, ki iyi bir oyuncu bu. Gerçekten iyi bir oyuncu. Boluspor forması giyen genç stoper, işte biraz önce söyledim, geçen sene Bucalı'ydı. Emrecan Afacanoğlu. Afacanoğlu, evet. Birlikte. Kemer Spor'un forveti Feyzullah Şahin Güneş. Bu arkadaşı tanımıyorum. Yani Levent Hoca ve muhakkak izlenerek veya scout ekibinden de seyrettirilerek alınmış. Yani Manisa Spor'un scout ekibi ve Manisa Belediye Spor'un scout ekibi Manisa Spor'dan gelen ekip. Aynen öyle. Şimdi onları yanlış yapma lüksü yok. Neden yanlış yapma lüksü yok? Şu anda çok iyi kadro dediğimiz, çok iyi, güçlü, direnci yüksek dediğimiz takımı onlar yarattı. Aynen öyle. Bu nedenle doğru bir yolda ilerliyorlar. Ya şimdi orada bir bizim bir abimiz var. Yani benim de takım kaptanlarımı yapan bir Abdül abi var. Hemen şöyle söyleyeyim. Aydan Tümay da var orada. Aydan Tümay hocam var. Mümin Özkasap hocam var. Aygün şimdi, de sanırım oralarda. Aygün değil, Aygün bıraktı. Bıraktı mı? Şu an Malta Spor'da o. 17 seneden beri, belki daha fazladır, 20 seneden beri Manisa Spor'da scout ekibinde çalışmış olan
bir isimdir Abdül. Şimdi Abdül abi herhalde Türkiye'de tanımadığı oyuncu grubu yoktur. Muhakkak ve muhakkak onun da görüşleri alınmıştır. Ben Caner'i çok iyi tanıyorum. Caner çok iyi bir oyuncu. Yani başarı elbet sağlayacaktır. Emrecan Afacanoğlu'nu geçen sene seyretmiştim Buca'da. O da çok genç, iyi bir oyuncu. Ama söylediğim gibi yani Kemer Spor'un forveti Feyzullah Şahin Güneş'i ben tanımıyorum. Yani muhakkak ve muhakkak seyredilmiştir bu arkadaş. Yani olumlu görüş bildirilmesi alınmaz bu. İklimsel anlamda baktığımda Kemer Spor'daki hemen hemen bizim Akdeniz Ege iklimi birbirine örtüşüyor. Oyuncunun o anlamdaki performansı da bize de çok yakıcı sıcaklar oluyor. Yani evet. O sıcaklarda mücadele edebilecek. Bir de Levent Hoca şuna dikkat etmiş. Yani Scout ekibi de aslında Scout ekibinin bu tür şeylere dikkat ediyor olması lazım. Bizim oynadığımız lig sıcak atmosferdeki lig oyun modeli. Evet. Yani sıcağa dayanıklı bir oyun anlayışına sahip futbolculardan oluşması lazım ki yine bizi Ege'den seçilmiş. Mesela Van'dan bir yerden futbolcu bulunmamış. Aynen. Yani bu çok isabetli olmuş bu işler. Ya şimdi mesela Caner de o stoper Emrecan da Karşıyaka ve geçen sene Buca'da oynamış, İzmir'i tanıyan, İzmir'le Manisa çok yakın birbirine bilen, yani bu iklimi, bu havayı kesinlikle iyi bilen bir... iyi izlemişler. Biz maçın sonunda, yani galip gelinen Derince maçın sonunda Sayın Levent Eriç'in neler söylediği, neler düşündüğü ve maçı nasıl bir atmosfer içerisinde tamamladığı, memnun mu memnun değil mi'nin bir röportajına gidelim. Hı. Sayın Levent Eriç'le bir röportaj var, onu dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Tebrik ederiz. Güzel bir galibiyet oldu. Neler söylemek istersiniz? Ya çok güzel bir galibiyet oldu kesin. Bir de sonuçlara baktığımız zaman, rakiplerin kaybettiği puanları değerlendirdiğimiz zaman bizi bir tık daha yukarılara yaklaşmamızı sağladığını düşündüğümüz bir 3 puan oldu. Bu yüzden mutluyum. Kazanmak çok güzel. Aşağı yukarı 25 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Bu kötüydü. Keşke o kırmızı kartı görmemiş olsaydık. Çok basit, 2 tane duran toptan gol yedik. Bunları çalışmamız gerekiyor. Çünkü bu bize yakışmayan goller, yediğimiz goller. Oyuna sonradan katkı koyan arkadaşlarımız var. Sonradan oyuna dahil olup da çok ciddi katkılar koyan çocuklarımız var. Oyun içerisinde çok güzel mücadele veren çocuklarımız var. Her şeyden önce takımın kazanma hırsını çok beğendim. Kazanma arzusunu çok beğendim. Coşkusunu çok beğendim. Güzel bir gidişat var. Tabii ki ligin sonuna kadar daha çok uzun var. Biz takım olma yolunda. Biz hep dedik ya, bugünü değil bizim kurtarma amacımız. Bizim geleceği kurtarma amacımız var. Aşağı yukarı bugün oynayan 8 tane oyuncu 91 ve daha küçükleri. O yüzden de her birinin büyük bir geleceği var. O yüzden de biz bu takımın daha iyi şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Hatalar olacaktır. Eksikler yapacaklardır. Önemli olan bu çocukların hatalarını göstererek düzeltmeye çalışmaktır. Bunun ötesinde bugün hakikaten hakem tiriyorsun, çok beğendiğimi söyleyebilirim. İlk defa 3. ligde geldiğim ve çalıştığım süreden beri, yani kararların ne olduğu beni ilgilendirmiyor ama son derece oyuna hakim olan, son derece başarılı bir çizgi çizen bir hakeme denk geldik diye düşünüyorum. Kendisini de maçtan sonra tebrik ettim. Bize karar vermiş, yanlış veya doğru, bu değil benim amacım. Benim amacım maçın geneline hakim olmaktı. Ve bu konuda da genelinde hakim olduğunu gözlemlediğimi düşünebilirim. Herkese gerekli uyarıları yapma ihtiyacı duydu ve bunu da yaptı. Başarılı bulduğum bir hakemle bugün mücadele verdik. Zaten hep söylüyorum, üçüncü kişilere ihtiyaç duymak zayıflığın ibaresidir. Ben üçüncü kişilere zayıflık ihtiyaç duyan kişilerden hiç hoşlanmam. O yüzden de eğer kaderini belirleyeceksen kendin belirleyeceksin. Biz de bu kaderi belirlemek için büyük bir mücadele verdik. Bugün 10 kişi kalmamıza rağmen 3-1 yaptık skoru. Ama ondan sonra çok yine basit bir gol. Neticede bunlar olacak. Lig uzun bir maraton. Kaybedebilirdik. İşte bugün yukarılardaki bütün takımlar kaybetti. Bu bizim için kazanılan 3 puan sadece 3 puan olarak değil. Aşağı yukarı 10-11 puan gibi bütün takımların puanını topladığınız zaman. Önemli bir puan. Ben de bu yüzden çok mutluyum. Oyuncularımı yine canı gönülden kutluyorum. İnşallah Manisa'mıza
güzel futbol izlettirmeye çalışacağız. Bugün çok beğendiğimi söyleyemem. Çok mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Ama inşallah ümit ediyorum daha güzel. Evet sevgili izleyenler, bu hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem de Manisa Spor'un tüm maçlarını, içerideki tüm maçlarını ETV olarak yayınlanıyor olması bize bir rahat bir alan yaratıyor. Ve sizlere oradaki maçların atmosferlerini çok rahat daha izletme imkanı buluyoruz ki. Hüseyin kardeşime teşekkür ediyorum. Yani gerçekten maçları takip edebilmek, o yayını aktarabilmek, hafta hafta peş peşe boş kalmadan sporla yoğurlaşıyor olmak güzel bir şey. Tabii sadece Hüseyin kardeşim değil, bu maçların sizin ekranlarınıza düşmesinin perde arkasında ciddi kameraman ekibi var. Çok ciddi. Bunların başında saymakla bitmez ama Aydın var ki, Aydın önemli bir kameraman. Ondan sonra Baran var. Ve birçok daha bizim Adnan var ve birçok böyle kameraman arkadaşlarım, rejiler var. Serdar ve Emrah kardeşim var. Bunlar önemli. Sizlere bu yayınların ulaşmasında önemli bir teknik ekip. Önemli bir kameraman grubu var. Gerçekten kendilerine bu emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani karda, kışta, yağmurda, çamurda, bunu altıncı sıcakta. Sizler ekranınızın başında, sıcacık odalarınızda, klimalı, soğuk zeminlerde veya bulunduğunuz yerlerde serin serin bu maçları izleme imkanını buluyorsunuz. Ben tekrardan bu imkanı sizlere ulaştıran Erdinç Şirketler Grubu'nun Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Cumhurkaya ve veliahtlarını da tebrik ediyorum. Evet, ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Teknik Adamı Levent Eriş'in değerlendirmesini izledik. Evet, takım 3-1'de sonra 10 kişi kalmış. 3-2 yapmış, rakip gol atmış. Ama biraz önce Sayın o görüntüyle izlerken Sayın Gönül'le şunu hemfikirdik. Takımın yavaş yavaş direncinin yükseldiği ve rakipler üzerinde çok ciddi etkili olmaya başladığının yol haritasını, güzergahını da yavaş yavaş girmiş olduğunu da gördük. Değil mi Sayın Gönül? Aynen. Aynen. Evet. Bir ekleyeceğiniz bir şey varsa yoksa. Yok. Yani. Evet. Dediğim gibi Manisa Büyükşehir Belediyesi Bodrum deplasmanına gidiyor. Güzel bir maç olacak, güzel bir hava. Alacağı 3 puan değil, 3 puan, 6 puan değerinde olacak. Birden 34 puana ulaşacak ki önemli bir belki sıralama değişecek. Evet, aynı ligde, 3. ligde bir de Turgutlu takımımız var. Turgutlu gerçekten o da 2. ligden 3. lige düşen takımlardan birisi. Ben Turgutlu'nun futbolla çok aşırı neşir olduğunu biliyorum. Futbola çok meraklı olduklarını biliyorum. Stadı doldurduklarını zaman zaman biliyorum. Çok maçlarına gittim. Ve zevk duyarak da gittim. Kıran kırana maçlar izledim. Altay'ı biliyorsunuz ki Altay İzmir'in ve Ege'nin efsane bir takımıydı Altay. Altay deyip geçmeyin. Altay'da Türk futbolunda çok önemli değerler yetişti. Ve bugün için milli takımlar teknik direktörü olan Mustafa Denizli'nin o Alsancak Stadyumu'nda top koşturduğu bir Mustafa Denizli'nin şu anda milli takımlar teknik direktöründen sonra Galatasaray gibi tekrar teknik direktörünü üstlenmiş olan önemli futbolculardan birisi. Altay daha birçok değerleri Süper Lig'e ve taşıdı ve sonra da teknik adamlığa kadar getirdiği süreçler var. Altay 4. sırada aynı grupta 3. ligde. Ve Turgut diye gelecek, konuk olacak ve Turgutlu da altlardan kurtulma mücadelesi verecek. Turgut için 6 puan değerinde bir maç. Altay için de yukarı doğru tırmanmak için önemli bir maç. Altay istim üzerinde iyi gidiyor, gayet de formu iyi ama Turgutlu da mutlaka o kaos ortamından kurtulup kendini yenilemeyi ve ileri hamleyi atmayı istiyor. Gerçekten şu anda 14. sırada Turgutlu Spor 26 puanı var. Altay'da 4. sırada 32 puanı var. Baktığınızda da hem sıralama anlamında makas açık
hem puansal anlamda makas açık. Bakalım Turgutlu ve Altay nasıl bir futbol severlere maç sunacaklar. Ben gerçekten merak ediyorum ama gerçekten de güzel bir maç olacağını inanıyorum. Sen Gönül, Turgutlu'yla ilgili ne söylemek isteriz? Valla Turgutlu da son dönemlerde işte belediyenin desteğiyle, yeni oluşan kesinlikle yönetimle beraber bazı şeyler değişti. Evet. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatıp önümüzdeki sene tekrar yapılanma, tekrar doğru işler yapılarak iyi yerlere gelebilmeli. Ben bu anlamda da yani Turgutlu'daki potansiyel futbol anlamında çok güzel bir potansiyel var. Ben Turgutlu'nun hak ettiği yerin üçüncülük olmadığına, daha yukarıları ikincilik PTT Ligi'ni hak ettiğine inanıyorum. Evet. Bir türlü senelerden beri o sıçramayı bir türlü yapamadı. Yaptıkları hatalardan inşallah ders çıkarmışlardır. Evet. Yani birazcık daha bir zamanlar 6-7 sene önce altyapılarının iyi olduğunu, altyapıdaki futbolcu kalitesinin iyi olduğunu biliyorduk. Hı. Biliyorsun Ümit Yasin, İsmail Köseler falan evet, oradan evet, gelmişti. Evet, yani. Önemli ama şeyler var. Ama şu son dönemlerde bir 2-3 seneden beri maalesef altyapıdan pek sesler duyamıyoruz. Yani yetişme anlamında. Hı hı. Ben Turgutlu Spor'un İnşallah bu kötü günlerden ders alacaklarına inancım tam. İyi şeyler bekliyorum. Ha, maça gelince de çok büyük bir camia, Büyük Altay lafı vardır. Büyük evet. Altay simge olmuş bir kelimedir. Altay'la Turgutlu'nun maçlarının maçının bu haftaki maçın çok güzel geçeceğine eminim. Eğer işim olmasaydı İstanbul'a gitmeseydim bu hafta. Beraber seyahatim var. Evet. Onu yolda gelirken konuştuk. Ya o da güzel be. Vallahi Ahmet abi beraber gidelim mi diyecektim sana. Mümkün değil. Ya bir Turgutlu köfte yerdik. Ha maç için evet ben de arz ederim. Turgutlu yani işim şey olmasaydı giderdik. Beraber giderdik. Ben de iyi Turgutlu'daydım. Gerçekten Turgutlu'ya spor anlamında gitmeyi çok arz ediyorum. Gitmek istiyorum. Yıllardan beri acı olaylar, ülkemizin derinden yaralayan olaylar, yani bu şehitlerle ilgili gidiyorum. Yüreğim parçalanıyor. Tabii futbolu izlemek daha bir farklı olacak ama ülkemiz farklı süreçten geçiyor. Aynen. Şehitlerimiz, birçok aileler her gün parçalanıyor, yürekler parçalanıyor. Tabii futbol da var bu şehirde. Yani her şey var ülkede. O nedenle ben Turgutlu'yu çok seviyorum. Şehirsel anlamda biliyorum, aynen, ekonomi anlamında bakıyorum. Yani bir şey var, potansiyel var. Var. Çok iyi potansiyel var. Seyirci grubu da var. Var. Şöyle söyleyeyim, bu haftaki maç çok güzel bir maç geçecek yalnız, ben sana söyleyeyim. Turgay Şirin iyi bir belediye başkanı. İyi. İyi bir hukukçu, avukat. Evet. Ve iyi de bir belediye başkanlığı yapıyor. İyi belediye başkanlığı, iyi bir insan olmadan iyi bir belediye başkanlığı. Akıllı da bir basın danışmanı var. Bizim Aylin var. Hı. Aylin gerçekten cabbar bir kız. Evet. Orada kalıyor. Yani kendini oraya vermiş. Vermiş. İyi de yönlendiriyor belediye başkanı. Neyin nerede ne hamle yapacağını biliyor. Sanırım Turgutlu Spor'u da izleme fırsatını bulup belediye başkanının da oraya doğru yönlendirmesini de mutlaka katkısı vardır diye düşünüyorum. Turgutlu'dan çok umutluyum aslında. Yani ileriye doğru hamle yapmak. İleriye doğru. Altay'ın puan kaybetmesini isterim bu maç için. Turgutlu Spor için de bu 6 puan değerinde bir maç. Olarak. Çünkü zor dönemde. Altay için de 6 puan değerinde bir maç. Ama Turgutlu için daha Turgutlu önemli. Için daha da önemli bir maç. İnşallah mutlaka bir maçına gideceğim. İnşallah beraber gidelim. Ben isterim. Beraber gideriz. Bir nefeslik yol kadar aynen, yakın yani. 20 dakika sonra oradayız. Evet. 3. Lig'deki hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve aynı zamanda Turgutlu Spor'a başarılar diliyoruz. Bu haftaki maçlarından dolayı bölgesel lige geldiğimizde bölgesel ligin lideri Kütahya Spor. Ama bu hafta berabere kaldı.
rakibi de Kütahya Çiğli Belediyesi İzmir'e geldi deplasmana. 0-0 kaldı. Soma hemen ensesindeki mitik altında. Aralarında da 35-32 puan var. Soma'da Erdek Körfez'deki deplasmanı 2-0 galiple döndü. Soma mı? Evet. Soma yani liderliğe her an eline geçirebilir, her an lider olabilir bir futbol modeli izliyor. Yani bizim hem Kocaçeşme Salihli'nin ekibi hem de Orospu Spor 11 ve 10. sırayı paylaşıyorlar. Birinin 11 puanı var. Ne yapmışlar bu hafta? Şimdi onu söyleyeceğim. Orospu Spor bay geçirmiş. Hı. 11. sırada 11 puanı var. Yani paralel yine paylaşmış. Ve Kocaçeşme Spor 10. sırada ve 14 puanı var. Kocaçeşme galip o zaman. Yok yok. Kütahya'da mağlup. Mağlup mu? Dolmapınar Üniversitesi Spor Kulübü'ne 2-1 mağlup. Mağlup bitirmiş. Bu haftaya bakacağım. Bu hafta oynayacağı maçlara baktığımda Kütahya Dolmapınar Üniversitesi ile oynuyor. Afyon Dolmapınar ile oynayacak. Kim? Yakın Kütahya. Lider. Lider. Bu arada da Soma'da Torbalı Spor'la oynayacak. Kendi evinde oynayacak maçını. Ve baktığımda da Horoskey Spor'da Bilecik deplasmanına gidiyor. Hı. Bilecik deplasmanına gidiyor. Muhtemelen de Kocaçeşme Spor'da bay olacak. Kocaçeşme Spor'da bay oluyor. Yani haftayı bay geçiriyor Kocaçeşme Spor. Horoskey Spor Serola Milak'la anlaştı. Başarılar diliyorum. Falan. Evet, başarılar. Serol benim Serol takım arkadaşımdır. Bir de yani şey. İyi bir insandır. Barış Evin Üçey'i de çalıştırdı. Çalıştırdı. Düzgündür. Sosyal hayatı çok geniş. Hanımını ve ailece Manisa Spor'dayken biliyorum tüm Sarın Ağacı dediğimiz Sarın Ağacı biliyorsun Beşiktaş'ta. Evet. Ve oradan biliyorum o şeyde olduğunu. Ve iyi bir ekoldü. Naci, iki Naciler vardı i̇ki o Naci. Zamanlar. Bacak Naci, ufak boylu Naci. Bir de Sarı Naci, Serol. Bu ekol oldukça renkli bir ekoldü. Ev hayatları düzgün, aile hayatları var. Evlerinden futbola, maça gidiyorlar, antrenmanlara gidiyorlar ve de sahipleniyorlardı. Aynen. 9 numara giyiyordu Serol, hiç unutmuyorum. Aynen. Ve golleri atıyordu. İyi bir golcüdür. İyi de bir, hayırlısı olsun şeye. Osman Yıldırım iyi bir antrenörle anlaşmış. İnşallah bahtı da açık olur. Bence de. Bahtı da açık olur. Evet, bu hafta baktığımızda dediğimiz gibi Soma Spor Torbalı ile oynayacak. Soma Spor oynarken Kütahya kendi evinde Dumlupınar'la oynayacak ki Dumlupınar Kocaçeşme'yi yenmişti 2-1. Bence ortada bir maç. Kütahya Spor yavaş yavaş teklemeye başlıyor. Daha doğrusu Kütahya telaşlanmaya başlamış. Ben anladım, oynadığı maçlardan da onu anlıyorum. Bu telaş bir taraftan eğer tutuşursa yakar, kilolu götürür. O zaman Soma'yı tık ileride görürüz ki biz yani. Geçen sene Soma'dan birçok yaptığı hamlelerden umutluyduk. Ama Soma'nın 3. lige çıkmasını çok arz ediyorum. Ben de. Geçen sene böyle bir sürece girdiler. 301 Maden Şehidi'nin şevkiyle, anısıyla birçok katkılar oldu. Ama bu sefer Soma Spor ne yapmak istediğini, hedefinin ne olduğunu bilerek yoluna devam eden bir takım modeli çiziyor. Şimdi ben iki ilçe takımımızın da hem Soma'nın hem Salihli'nin de profesyonel bir takımların olmasını çok istiyorum. Evet. Yani bunu Salihli için de istiyorum yani. Çünkü ikisi de çok büyük ilçeler bunlar. O futbol kültürü de var. İki ilçede de var. Hele Soma yıllardan beri bu konuya aç. Yani evet. Profesyonel bir takıma aç. İyi de bir seyirci grubu var. Bayağı ateşli bir seyirci grubu var. Geçen sene biliyorsun belediye maçlarında bunu bazen eleştirmiştik. Yani çok ateşli olmak da bazen iyi olmuyor. İyi olmuyor. Ama ben canı gönülden hem Soma'nın hem Salihli'nin profesyonel bir takım olmasını istiyorum. Profesyonel bir ligde bir takımlarının olmasını istiyorum. Evet. Böylelikle bölgesel ligde değerlendirmiş olduk. Evet. Süper Lig'e geçiyoruz. Yani Süper Lig'e geçiyoruz. Maç oynanmadı ama bu hafta Akhisar Belediyespor
Trabzon maçıyla bir haftadan sonra lige başlayacak. Trabzonspor Akhisar Belediye ile oynadığı maçlarda hep hüsrana uğramış. Kupada da eledi işte. Kupada eledi. Ligde de bakalım ne olacak. Bakalım ligdeki Trabzonspor mu gerçek Trabzonspor? Kupadaki Trabzonspor mu gerçek? Bu haftaki lig maçını göreceğiz bunu pazar günü. Evet. 15'te oynanacak. Gündüz maçı olacak. Yine dediğim gibi Ege'nin havası güzel olacak ve Trabzon maçıyla ilgili seyirci mutlaka gelecek. Pazar günü olması önemli. Herkes işi gücü bırakacak. Akhisar buraya akacak. Hatta Ege'li Karadenizliler de bu maça akacak. Yani güzel bir seyirci atmosferini görebileceğiz. Bordo Mavililere bakalım. Kupadaki o basiretsizliği ligde de sürecek mi? Veya başka bir bakış açısıyla Cihat Arslan kupada fethettiği Trabzonspor'u ligde alt edecek mi? Ona bakacağız. Geçen gün Akhisar'dan bir uzun zamanlardan beri görmediğim, biliyorsun ben de Akhisar'da oynadım. Biliyorum. Uzun zamandan beri görmedim. Doğan'da oynamıştı değil mi? Tabii. Akhisar'da bir arkadaşım geldi. O da çok iyi bir futbol izleyicisidir ve aynı zamanda iyi bir Akhisar Spor taraftarıdır. Çok güzel bir, çok ilginç bir tespit yaptı Akhisar Spor için. Biraz düşündüm böyle bir şey. Hak verdim. Yani doğru olma olasılığı var. Sen dedi, Metin bakma dedi Akhisar işte taraftarına veya işte Akhisar yönetimine, işte biz deplasmanda oynuyoruz. Yani iç sahada oynayamıyoruz. Stadımız yetişmedi. İşte zor durumdayız. İşte şöyledir böyledir. Sen dedi, hiçbirine de inanma dedi. Akhisar'ın dedi bu başarısı dedi Manisa sahasıdır dedi. Nasıl dedim oluyor? Ya dedi Metin, eğer dedi içeride oynasak dedi. İç saha baskısı olur. İç saha bravo abi. İç saha baskısını yaşar bu takım. Kesinlikle, dedi. Bu kadar rahat olamaz dedi. O yüzden mazereti dedi. Var. O yüzden dedi herkes memnun dedi. Mazereti var. Herkes memnun dedi. Sen bakma dedi basına dedi. İşte böyle demeçler dedi veriyorlar dedi. İşte bir an önce stadımız bitirilsin. İşte bir an önce biz dedi stadımız biterse Akhisar Spor maçlarını stadda oynarsa işimiz çok zor bizim dedi. Yani ben Akhisar'lı kardeşim arkadaşıma tespit doğru ama. Yani evet tespit katılıyorum. Yani. Tespiti çok doğru. Ben bu işin bu tarafını hiç düşünmüyorum. Tabii o şehirde ben yaşamıyorum. Hayır, ben yani o şehirde yaşayan insan herhalde o şehri çok daha iyi bilir. Ben stadın bitmesini arzu ediyorum. Tabii canım stad bitsin. Yani neden arzu ediyorum? Çünkü her Soma davasına giderken o yolu yeni keşfettim. Evet. Genelde böyle normal İstanbul'a giden güzergah üzerinden girip evet, belli otelin önünden giriyordum. Evet. Şimdi o yolu buldum. Hemen Tütün Eksperlik önünden geçip stadın önünden geçen ve mahkemeye uzanan yolu buldum. Her geçişimde oradan stada bakıyorum. Bakıyorsun. Bazen gece dönerken karanlığı görüyorum. Bazen de giderken sabah buradan çıktığımda da stadı görüyorum. Evet, bitmesini istiyorum. Bitsin. Bu şehirdeki insanlar takımını kendi uhdesinde görsünler. Bu benim dışarıdan çok arzu ettiğim bir tablo. Evet. Ama dediğin gibi başka bir gözle bakıldığında da yok, ben demiyorum. Hayır, o taraftar yapısından baktığında yani iç saha fobisine dönüşmemesi için baskıya dönüşmemesi o ayrı bir tablo. Ama ne olursa olsun bu takım bir şekilde bu stat bittiğinde bu şehirde oynayacak. Evet tabii canım. Ve seyircisi de o stada koşacak. Ve uzak da değil şehre. Çok uzak değil. Evet. Hemen yayan da yürünebilir stada. O kadar mesafede olan bir stada. Şehrin dışında gibi görünüyor ama tesislerle, İlmaz Aralık'ın tesisleriyle karşı karşıya. Büyük bir isabet olmuş. Şimdi tabii bu arada da Trabzonspor'la oynayacağı için Güray gitti gidiyor derken Güray da zaten Trabzonspor'a gitti. Zaten beklenen bir şey. Ve karşılığında iki tane barter anlamında değişim projesi. Değişim anlamında. Soner Ayak Aydoğan'la Alper Uludağ'ı almışlar. Bence iki futbolcu kazanç. Soner bilhassa. Yani ben Alper'i tanımıyorum. Evet, bilmiyorum. Soner, evet, ama Soner bir kazanç. Yani Cihat Arslan çok hırslı bir teknik adam. Evet. Alper'i durduk yere almaz. Tabii muhakkak yani, seyredilmiştir. Yani, defansif anlamda baktığında bekte oynayacak. Sol bekte. Evet. Danglo. Alper. Evet. Atay Seyit'in.
Sonra orta saha anlamda baktığında rahatsız edebilecek şeyi belki. Ya hayır, şimdi oradan soldan bir adam gitti. Güray. Güray. En mantıklısı da sola bir takviye yapmak. Ama tabii bence... Güray'ın yerini doldurur mu? Doldurmaz mı? Göreceğiz. Zaman görecek. Trabzon maçında da göreceğiz. Bakalım Trabzon maçında Güray oynayacaktır mutlaka. Oynatır. Ama sakatlandı. O zaman sakatlandı. Dirseğinde bir çıkma var. Kupa maçında... Nazar geldi. Nazara geldi. 51. dakika oyundan çıktı. Nazara geldi desene. Dirseğinde bir çıkma meydana gelmiş. Çıkık meydana gelmiş. Oynar mı oynamaz belli değil. Dirsek önemli mi? Evet yani. Çünkü kol aynen öyle gidiyorsun. Yani. Bu arada hemen ligi tabii mutlaka şey yapacağız. Akhisar'da şu anda 7. sırada 30 puanı var. Evet. Fena değil. Ya, durumu da iyi. İyi. Akhisar'da işler iyi gidiyor. Kupada da çeyrek finale kaldı. 45 puan falan da hedefliyorlar. 40 puan, 45 puan da başkanın hedeflediği. Onu aşarlar. Aşarlar. Evet tabii bu arada söylüyorum. Teknik adam kalırsa da bir kaza olmazsa da aşarlar diyorum. Şimdi teknik adam konusunda bazı bir şey geliyor. Doneler geliyor. Her seferinde acaba olacak mı, acaba olmayacak mı diye onu şimdi söylemek de doğru değil. Aynen. Gidişat gerçekten iyi. Ben nazar değmesin ona da diye söylüyorum. Tabii, yani tabii. Bu anlamda. Evet şimdi Galatasaray Ziraat Kupası'yla da mücadeleleri var. Ya nedir bu Akhisar'ın Galatasaray'dan çektiği? Evet. Gelelim oraya. Şimdi bir türlü kurtaramadı yakayı. Şansı yaver gitmiyor. Gruplarda evet. Gruplarda orada 2-1 mağlubiyetin altından arenada. Galatasaray'ın arkasında yani ikinci sırada zaten çıktı. Eğer Karşıyaka'yı yenemeseydi Karşıyaka çıkıyordu. Evet Karşıyaka yani, çıkıyordu ama. İkinci sırada bitirip. Eğer Karşıyaka çıksaydı ben çok üzülürdüm. Neden? Ligin dibindeki Karşıyaka kupada varlığını hissettirmek için çok mücadele etti ama demek ki Süper Lig takımı olmak oradaki futbolcuların kendi sorumlulukların ne kadar ağır olduğunu hissederek oynamak orada Manisaspor'da hatırlar mısın? Böyle çıkmıştı. Manisaspor'da Fenerbahçe ile yarı final oynadığında böyle çıkmıştı. O dönemlerde. Ama şimdi iki maç daha oynayacaklar. Ligi saymıyorum. Ligde de var bir maç. Tabii. Yani düşünebiliyor musunuz? 2-3-6 maç birden. Evet. Yani Galatasaray'la bir Akhisar Belediyespor 6 kez karşılaştı. Evet. Bir sezonda. Bir sezonda. Büyük şey ya bu. Aynen. Yani hem tecrübe anlamında iyi hem de şimdi biraz önce demiştik ya acaba diyorum ki Cihat Aslan ya bu takımın benim hamleleri var. Yani benim lades yapmamam lazım. Yenmem lazım artık. Ama yani. Şöyle söyleyeyim. Sen şimdi bu süreçten gelen süreci söyledin. Şimdi böyle maçlarda avantaj olabilir Ahmet abi. Eğer Galatasaray'ı elerse Akhisar Trabzon'dan sonra Galatasaray'ı da eliyor. Final oynar. Hayır. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Trabzon'u eledi. Eledi. Şimdi dört büyüklerden bir tanesini eledi. Devre dışı bıraktım. Diğerini dört büyüklerden diğerini de elerse bana göre çok büyük bir ihtimalle yarı finale kalır ve final oynar. O havala. Ve Avrupa yolu da daha kısalaşır. Çünkü diyelim ki Fenerbahçe de var. Beşiktaş da var. Şeyde. Final oynama konumunda. Evet. Eğer onlarla birlikte final oynarsa diyelim ki o iki takımdan birisi şampiyon olduğu zaman final oynayan takım direkt Avrupa'ya gider. O maçı kaybetse dahi. Yani o yüzden de Akhisar bana göre tabii ki bir şanssızlık gibi gözükebilir. Yani dışarıdan maçın favorisi Galatasaray gibi gözükebilir ama bunu avantajı... Yarı finale çıkacak çünkü. Bana avantaj gibi geliyor bu. Yani bunu avantaja dönüştürebilir. Şimdi Akhisar. Galatasaray hem liderlik hesabı yapan bir takım. İki takım çıkarması lazım. İki takımın da şimdi eğer şu, yanlış anlamam. Galatasaray'ın rakibi Ahmet Forvet var bilmem ne, o Diyarbakır takımı değil olsaydı problem olmazdı. Evet. Evet, ikisini birden götürme şansı vardı. Evet. İki maçı. Ama burada Akhisar Belediyespor gibi önemli bir takım. Yani
Hem senin içini dışını biliyor oynadığı 3 maçta. Ya, takımlar artık herkes birbirini tanıyor. İçini dışını biliyor. Yani oyun sistemini de biliyor. Neyi oynatabileceğini de hamleye, birinci hamleyi bilemedi, ikinci hamle var. Onu da bilebildiğin gibi. Yani Galatasaray için hem ligi şampiyonluk anlamında oraya doğru uzanmak anlamında Akisar daha avantajlı. İşte onu demek istiyorum. Eğer Akisar takımı Galatasaray'ı elerse finalde. İnşallah ya. Ben Final olarak görüyorum. Çok arzu ediyorum Akisar'ın. Tabii ki. Hepimiz arzu ediyoruz. Çok arzu ediyorum. Yani istiyorum. İnşallah. Akisar şehrini de çok seviyorum. Akisar'la özdeşleştik. Bu Soma davasından dolayı Akisar'a sürekli gidiyorum. Maçlardan dolayı gitmiyoruz ama bir gittiğimizde de 15 gün kalıyoruz ya. 15 gün. 15 gün aynı şehirde. Sizin işiniz de kolay değil Ahmet abi. Ya gerçekten zor ya. Vallahi. Yani evden burada ayrı. Burada spor programı sunuyoruz çoluk ama. Çoluk çocuktan ayrı. Diğer ayrı şeyde ama oradaki olay daha bir farklı. Daha bir farklı bakıyorsunuz. Evet. Yani ama tabii şehrin sportif anlamına baktığında Akisar'a çok şey vermiş. Ve vermeye de devam ediyor. Muhakkak. Vermeye de devam ediyor. Bir de o şehirde oynasa daha neler verecek. İşte biraz önce sporcular da rahat şu anda. Rahat tabii. Çok rahat. En rahat sporcular gidiyorlar. Manisa'ya geliyor. Oynadık. Baskı yok. Seyirci yapayım? Baskısı yani, yok. Ki bak bunun bir sıkıntısını Torku Konya maçını kaybettik ya. Evet. Burada. Aykut Kocaman rüzgara rağmen, ondan sonra sağın ağır zeminine rağmen kaybetti Akisar Belediyespor. Yemin ediyorum şehirde kimsenin umurunda değil. Değil. Neden değil? Çünkü Akisar'da kaybedilmedi maç. Deplasman'da kaybedildi kardeşim ya diyor. Zaten Cihat Aslan da öyle diyor. Ne yapalım diyor. Yani orada kendini rüzgarın hava koşullarına ve zemine sığdırıyor. Yani tebrik ediyor canım bu arada Aykut Kocaman'a ve ekibine. İlk defa mağlubiyet aldı canım yani. Hem bir de ilk defa mağlubiyet aldı bir de aynı zamanda ilk da mağlubiyeti. Oynadığın takım da iyi bir takım ya. Tabii canım yani. Seni de iyi analiz etmiş. Rüzgarı... Olabilir böyle kazalar olur. Hayır rüzgarı arkasına var ki karşısından geliyor rüzgar. Torku Konya'da. Ya o nedenle ben tebrik ediyorum. O gün Akisar iyi oynamadı. Kötü gün. Kötüydü Akisar. Yani Konya yenilmeyecek bir takım değil yani. Akisar'ın altında bir takım ya. Lig sıralamasında da. Yani evet altında canım. Altında. Yani evet bu pazar günü dediğimiz gibi Trabzon maçı var. Trabzon maçı çok güzel olacak. Vallahi daha takım olamamış bir Trabzon takımıyla takım olmuş Akisar takımının karşılaşması. Evet. Ben avantajlı görüyorum yani Akisar takımını. Bayağı avantajlı görüyorum. Yani %70-%30 gibi. 10. sırada Akisar 7. sırada 30'a 24. Arada da 6 puan var. 6 puan. İyi fena değil puan farkı. Akisar'ın alacağını büyük bir ihtimalle alır Akisar. Akisar ki tabii yenmesi durumunda 33 yapar. Hemen hemen yine Trabzon'da şimdi yeni bir antrenör geldi. Eski oyuncusu Hami Mandıralı'yla anlaştı. Yeni yönetim geldi. Yani bayağı bir devre arasında transferler yaptılar. İşte Muhammed Demir'i falan aldılar. Hı hı. Gaziantep'ten. İşte Trabzon'dan oyuncu aldılar. Birkaç oyuncu daha aldılar. Yani şu anda daha nasıl güneyi aldılar. Ligin bitmesi yani ikinci devreye rağmen hala takım olamamış bir görüntüleri var. Ben de kimse kusura bakmasın ama oturmuş takım itibariyle Akisar takımını favori görmem kadar doğal hiçbir şey yok. Ben ligin üstünü düşünmüyorum. Ligin üstünde problem yok. Ligin üstü iki takım arasında gider. Gider Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta gidecek. O buradan tablodan baktığımızda ben... o. Ama ligin altı cadı kazanı. Evet. Yani bakıyorum... Nedir? Düşme potasında Gençler Birliği, Medikal Fıra 14 puanı var. Yani yemin ediyorum bak ta şeye kadar 24-26'ya kadar 8. sıraya kadar Gaziantep'te dahil olmak üzere aşağı doğru inme olasılığı yüksek. Ciddi mücadele olacak diye düşünüyorum. Bu sene bir sürpriz bir takım düşer orada. Düşer. Sürpriz. Evet. Hazır böyle konuşurken tabii bu statlar konusuna geldiğimizde Gençlik Spor'da bir şeyler oluyor. Ve
Gençlik Spor İl Müdürü Savaş Duman 1,5 ay önce falan geldi bu şehre. Selçuk Özdoğan özel ekibi olarak geldi. O gün geldiğinden bugüne kadar bazen biz restleşebiliyoruz Gençlik Spor İl Müdürü'yle. Bazen kırılma noktaları oluyor, hataları olabiliyor. Ama bir il müdürünün, yani vekil il müdürünün 1,5 yıldan beri vekil olarak devam ediyor olması bana ve bu şehre, o insana bir zul veriyor. Çünkü neden? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı Manisa'da. Ve o genel başkan yardımcısı Sayın Selçuk Bey getirdiği için söylüyorum. Selçuk Bey'in getirdiği birisini Spor Bakanı nasıl oluyor da aynı süreçteki, aynı dede kadrosunu vermiyor. Şimdi bir, öğretim üyesi olarak Sayın Savaş Duman'a büyük saygısızlık. Ben öğretim üyelerini çok seviyorum. Evet. Bilim adamı olarak görüyorum. O evet. anlamda bakıyorum. Ve böyle bir insanların bu şehirler için bir kazanç olduğunu da düşünüyorum. Doğru. Her ne kadar diyorum sıkıntılar yaşamış olmamıza rağmen. Ama bugüne kadar tek başına yel değirmeni Don Kişot gibi düşünebiliyor musun? Gençlik Spor İl Müdürlüğü bir cadı kazanı. Yedi başlı ejderha gibi. Yani herkes sizi yönetmeye, herkes sizden nemalanmaya, herkes sizin sütünüzden, etinizden, birinizden yararlanmaya çalışıyor. Sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Zaman zaman bu yanlışlara girdiğiniz oluyor. Ama bu yanlışlardan çıkmanın tek bir yolu var. İl müdürlüğünüzün bir an önce asalet olması lazım. Ama 1,5 yıl çok uzun bir süre. Bir doğum ne kadarda gerçekleşiyor Metin? 9 ay. 9 ayda. E canım bugüne kadar 2 çocuk olurdu. Yani eğer bazen erken doğumlar da oluyor. Erken doğumlar, onu hesapladım gelirken de. 7,5 ayda falan erken doğum evet. oluyor. Onu küveze koyup falan filan o zaman da daha büyük şans yani diye düşünüyorum. Bence Sayın Duman'ın bu kadro meselesini ya çözmeliler ya da Sayın Duman'dan fazla fedakarlık istememeliler. Çünkü eğer geçen birkaç gündür dolaşıyor internet sitelerinde falan, Sayın Savaş Duman buradan geldiği Sıtkı Kocaman Üniversitesi Muğla'dan geldiği için oraya gidip ilgili rektörle konuşup evet ben rektör özellikle şöyle demiş. Hocam siz buraya tekrar dönün. Bizim yuvamız size açık. Böyle bir konuşmaları olduğunu iyi biliyorum. Ama ben bir öğretim üyesinin siyasi malzeme yaparak birilerinin egolarını tatmin edeceği bir deneme tahtası değil ilgili müdür. Yani uğraşamazsınız, yapamazsınız. Bu insanı biraz cesaretlendirmek lazım. Eğer cesaretlendiremezsek siyasi kulvarlar olarak, o zaman başka birilerinin ağzının suyunun akmasına neden olur. Eskiden bu tür makamlar için herkes atmaca gibi 5-6 kişi falan isimler çıkardı. Bu kez isimler çıkmıyor ama onlar da iştahlanıyorlar. Aman gidecek hemen el altından falan diyorlar. Manisa bunları hak etmiyor. Ben mesela birçok yatırımları takip eden, birçok yatırımları çıkmasına öncülük yapmaya çalışan bir kişinin başka bir kulvarlar üzerinden yıpratılıyor olması ve inanın Türkiye'de vekil olan müdürlerin sayısı yok denecek kadar az vekil. Hepsinin asayeti gelmiş. Salt birisi benim adamım, onun adamı diye bu insanın üzerinde bir deneme tahtası gibi bir şeyleri deniyor olmasının da hazmedemiyorum. Bana lütfen izah eder misin? Nasıl bir olgudur bu Sayın Gönül? Yani biz zaman zaman eleştirdiğimiz oluyordu Sayın Duman'ı ama bu anlamda hem eleştiri anlamında olsun hem bayağı bir cevaplandırma anlamında da olsun konuştuklarımıza. Bizim teraziyi biliyorsun abi. Aynen öyle. Şimdi ben geçmişten bugüne kadar geleyim bir izin verirsen. Biz de çünkü hayatımız bizim de orada geçti. Yani o sahaların orada geçti. Evet. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün orada geçti. Genel anlamda ben bu şehirde yaşıyorum. Sen de bu şehirde yaşıyorsun. Evet. Gençlik Spor İl Müdürlüğü denilince
aynen şu. İnsanların kafasında Ali Baba'nın çiftliği. Bilir evet, misin Ali Baba'nın çiftliği? Evet biliyorum. İşte çiftlik. Herkes istediğini yapar. Her kafadan ayrı ses. Evet. Kimse kimsenin işine karışmaz ama dedikodu gırla ayyuka çıkar. Kim ne zaman gelmiş gitmiş işe gitmiş o olmuş bu olmuş takip yok bir şey yok. Resmen Ali Baba'nın çiftliğidir orası. Şimdiye kadar da o müdür gelmiş bu müdür gelmiş hiç kimse de umurunda değil. Gençlik spor il müdürü şu desem sana bundan evvel kimdi de, desem kimse hatırlamaz. Sen de millet hatırlamaz. Millet hatırlamaz. Hatırlamaz. Çünkü ilgi alanında değiller. Fakat şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bu zamana kadar geldiğimizde bu Savaş hocamızı tanıdığımız zaman itibariyle söyleyeyim. Yanlış yaptığı zaman oldu. Hata yaptığı zaman da oldu. Bizim burada söylediğimiz zamanlar da oldu. Fakat kendisini hep yeniledi, resetledi. O da şehri tanıma anlamında. Elbette ki hataları, yanlışları olacaktır. Fakat yanlışlarından erken döndü. Ve olumlu anlamda bu memlekete bir şeyler yapmaya çalıştı. Ve ben dükkanıma geldiğinde, tanıştığımızda aynen şöyle şu şekilde söylemiştim. Ki gene bu sözümün arkasındayım. Ben uzun bir zamandan beri, hatta kendim bildiğimden beri böyle bir müdür, gençlik spor il müdürü tanımadım. Nasıl tanımadım? Olumlu anlamda söyleyeyim. Demek ki böyle bir insanlar da varmış. Var canım. Öğretim üyesi gibi adamlar da var yani. Pırıl pırıl on numara bir insan. Evet. Yanlış yapma var mı? Var. İnsanız. Hata yapma var mı? Var. O da aynı. Oraya onu ayrı koyuyorum ama Hata olacak. İş yapan hata yapar. Aynen öyle. Bir şeyler yapma gayreti içerisinde, bir şeyleri değiştirme peşinde ama olumlu anlamda çalışan, çabalayan bir kişi, müdürümüz. Şimdi kendisinin vekil olması, ben işin gerçeğini söyleyeyim. Ben biliyorsun ben şey yapmam, ben bilmiyordum vekil olduğunu. Ben gerçek aslen müdür olduğunu biliyordum. Ben ilk defa burada senden öğrendim yani. Ben biliyorsun bu konulara uzakım ama bu gerçekten çok büyük bir ayıp. Eğer bir yerde kendini emanet gibi hissettiğin zaman şevkin kırılıyor. Bir yere kadar çalışırsın Ahmet abi. Bir yerden sonra otursun koltuğunda o daha radikal kararlar alması gerektiği yerde almazsın. Durumu idare etmeye çalışırsın. Maçı idare edersin. Bence bu durum yakışmıyor. Yani Savaş hocamıza gerçekten bu durumu hiç ama hiç hak etmiyor. Evet, evet. Evet, inşallah Sayın Bakan, daha doğrusu Manisa'daki Selçuk Özdağ'ın dışındaki vekiller, 4 tane daha vekilimiz var. Bunlar bir araya gelirler, konsensüs sağlarlar, ilgili bakana aynen ya görevi getirin ya da bunu alın diyecek. İki seçenekten biri. Aynen. Kimse 3 başlı, 4 başlı, biz efendim çok seviyorduk demeyecek. Demeyecek. Hatası var mı? Var. Hataları var. Her insanın hatası olacak. Olacak. Hataları da konuşmak, mükafatları da konuşmak aynı gerekirdi. Yani işte onun için söylüyorum. Şimdi Manisa Spor Büyükçekmece maçını 14 Şubat'ta Tulutlu'da oynayacak. Nedendi? İşte o sahadan. Sağdan. Bu hataydı. 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 Çünkü şampiyonluğa giden bir takımın yakın, 2 milyon TL'ye yakın yatırım yapacaksınız stadyuma. Ondan sonra orada tekrar onarıma gideceksiniz. Onarıma gideceksiniz. Bu iyi bir puan değil. Değil. Şimdi burada bunu da tabii konuşuyoruz. Sadece iyi niyet yetmiyor. İyi niyet yetmiyor. Demek ki burada başka şeyler de var. Tabii sorumlular var. Yani eğer ilgili abi sorumluları bulacaksın, cezalandıracaksın. Yani devleti kimse zararlı uğratamaz. Kimse devletin sırtından da geçim kaynağı haline bir şey getiremez. Aynen öyle. Oraya 2 milyon TL'ye yakın bir para akıtıldı. Bu para hep ve eğer biz demiyoruz, biz desek anlarız. Biz dersek ya ama eğer bunu Aykut Kocaman, eğer bunu Cihat Aslan, eğer bunu Mustafa Denizli Galatasaray maçında söylüyor ise bunu düşünmek lazım. Stat zemini 5 para etmez. Ve Sayın Özdağ'ın ve diğer milletvekillerin Sayın Savaş Duman'dan sonra
başka projelere imza atmaları lazım. Aynen. Biz spor için düşünüyoruz bunları. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gönül. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bir programımızın böylece sonuna geldik. Gerçekten dolu dolu bir program oldu. Maçların Süper Lig'de oynanmadığı, bizim zaten PTT'de ilgili bir takımımız yok. Bunu söylemekten de gerçekten kendimi eksikliği hissediyorum. Yok, ne yapacağız? Elimizde yok. Var da biz mi burada PTT'de ilgili konuşmadık? Ve önümüzdeki sezon mutlaka olacağına inanıyorum. Yürekten katılıyorum. Evet, diğer bütün maçları, güzel bir hafta geliyor, güzel bir hava var. Hem Akhisar Spor için, hem Manisa Büyükşehir için, hem Turgutlu Spor için ve bölgesel ligde olan takımlarımız için inanın futbolu konuşmaktan voleybolu konuşamıyoruz. Buna üzülüyorum. Ve mutlaka bir program voleybolla ilgili yapacağız. Çünkü voleybol liglerinde çok iyi takımlarımız var. Salihli'den, Turgutlu'dan, ondan sonra Manisa'dan. Gerçekten mükemmel takımlarımıza onları yürekten kutluyorum. Yürekten kutluyorum ve programa da almayı düşünüyoruz. Onların mutlaka bir program onlar için yapacağız. Hiç endişelenmeyin. Onlar da bir spor yapıyorlar ve çok ciddi de para harcıyorlar, emek harcıyorlar. Onlara saygımız sonsuz. Evet, hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın diyorum.